Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Sorun yok. Evren hocam sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor, bir sıkıntı yok. Tamamdır. Değerli katılımcılar ve değerli konuşmacılarımız, İTÜ İmalat Teknolojileri Kulübü ve İTÜ Eklemeli İmalat Takımı katkılarıyla hazırlanan Eklemeli İmalat 101 webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler 3 boyutlu yazıcı teknolojileri üzerine son zamanlarda yapılan inovasyonları yakından takip etmek üzere 1,5 yıl önce kurduğumuz İTÜ Eklemeli İmalat proje takımımızla kendi 3 boyutlu yazıcılarımızı üretmekteyiz ve farklı eklemeli imalat prosesleri hakkında akademik araştırmalar yapmaktayız. Bizleri ve çalışmalarımızı sosyal medyalarımız üzerinden takip edip sorularınızı da bize yöneltebilirsiniz. Bugün de eklemeli imalatı sizlere tanıtma niteliğinde olan webinarımızda sizlerle birlikte olacağız. Etkinliğimize başlamadan önce eklemeli imalat üzerine daha farklı ve akademik webinarlar serimizi devam ettireceğimizi de sizlere söylemek isterim. Etkinliğimizin sonunda sizlere göndereceğimiz bir form olacak. Oradan da katılım belgenizi alabileceğinizi hatırlatmak isterim tekrardan. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Osman Gazi Üniversitesi'nden Asistan Profesör Evren Yasa'ya aktarıyorum. Konusu da eklemeli imalat nedir olacak. Hoş Teşekkür geldiniz. ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Böyle üniversitelerde imalat üzerine kulüplerin açılmış olması bizleri tabii ki mutlu ediyor bu alanda çalışan akademisyenler olarak. Ben de bugün sizlere eklemeli imalat nedir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında belki bazı katılımcılar daha önceden eklemeli imalat prosesleriyle alakalı çalışmalar yapmış olabilir. Birazcık daha bu nerede kullanılır? Daha evet. Bunları konuşuyor olacağız bugün. Öncelikli olarak eklemeli imalatla bugün mümkün olan bazı geometrilerden başlamak istedim aslında. Daha önceden konvansiyonel yöntemlerle talaşlı imalat veya şekil verme gibi konvansiyonel yöntemlerle imal edemeyeceğimiz kadar karmaşık geometrileri bu yöntemlerle, bu yeni eklemeli imalat yöntemleri yapabiliyor olmak bizim için oldukça aslında avantajlı bir durum yaratıyor. Yani çoğu yerde özellikle tasarımın limitlerine gelindiği noktalarda havacılık gibi, havacılık motorları gibi yeni malzemelerin geliştirilmesi ve yeni imalat teknolojilerinin geliştirilmesi son derece önemli. Eklemeli imalat da burada aslında önemli bir umut vadeden, gelecek vadeden bir teknoloji grubu olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü sunumun içeriğinde öncelikli olarak eklemeli imalat nedir? Hani 101 niteliğinde olduğu için birazcık daha temelden başlayacağız. Eklemeli imalat nedir? Eklemeli imalat teknolojileri arasında neler yer alıyor ve son olarak da uygulamalardan bazı örnekler vermek istiyorum sizlere. Evet, eklemeli imalat ASTM F42 komitesinin yapmış olduğu standart terminoloji standartına göre talaşlı imalatın aksine genelde katman katman 3 boyutlu model verisinden obje yapmak için malzemeleri birleştirme prosesi olarak tanımlanıyor. Yani burada altını çizmemiz gereken şey aslında talaşlı imalatın aksine katman katman yapılıyor olması önemli bir değişiklik. Evet, burada da aslında iki yöntem arasındaki farkı daha net görebiliriz. Talaşlı imalatta daha bir bulk malzemeden başlayıp talaş kaldırarak nihayet çok pardon bir evet. Çok özür diliyorum. Şöyle söyleyeyim. Talaşlı imalatta bir balk malzemeden başlayarak talaş kaldırarak nihai geometriye geliyoruz. Bir saniye. Ama eklemeli imalatta toz malzemeyi, tel malzemeyi istediğimiz yere yığarak nihai geometriye geliyoruz. O yüzden de atık malzememiz çok daha az olmakta. Evet, eklemeli imalatın daha çok nerelerde kullanıldığına bakacak olursak alt parça sayısı azaltma konusunda önemli bir örnek GE'nin LEAP motorlarında kullandığı yakıt lülesi. 18 veya 20 parçadan yapılırken eklemeli imalat sayesinde tek parça olarak üretilmeye başlanıyor. Veya fonksiyonel uyarlama, anatomik olarak birbirimizden vücut yapılarımız çok farklı. Medikal implantların da o yüzden kişiye özgü olarak geliştirilmesi gerekiyor. Burada gene eklemeli imalatı görüyoruz. Havacılıkta ağırlık azaltımı operasyonel maliyetler anlamında çok önemli.
Burada da gene Airbus gibi, Boeing gibi yerlerde, özellikle braket tarzı yerlerde ağırlık azaltımı, topoloji optimizasyonu ve eklemini imalatla sağlanıyor. Bu da önemli bir kullanım alanı. Veya kişiselleştirme, kişiye özgü ürün geliştirme, kişiye özgü takı yapma, tekstil geliştirme gibi yerlerde gene özellikle polimerik malzemelerde çok fazla görüyoruz. Gene estetik amacıyla, dekorasyon amacıyla eklemeli imalatın kullanıldığını burada görmüş olduğunuz uygulamadaki aplikler gibi karşımıza çıkıyor. Bir diğer uygulama alanında benzersiz malzemeler, yani normalde metal malzemelerden, polimer malzemelerden alabileceğimiz elastiklik modülü belli değerlerde. Ama bunları değiştirmek için, bu mekanik özellikleri değiştirmek için kafes yapıların kullanımını son yıllarda oldukça sık görüyoruz. O yüzden benzersiz malzemelerde de gene eklemeli imalatın ön plana çıktığı söylenebilir. Peki eklemeli imalat bize sağladığı özellikle havacılık ve biyomedikal gibi aslında daha dar toleransları olan, daha katı kuralları olan sektörlerde neden bu kadar hızlı yayıldığına bakacak olursak öncelikli olarak tasarım özgürlüğü önemli bir avantaj. Yani daha önceden mümkün olmayan karmaşık iç kanallar gibi veya kafes yapılar gibi geometrilerin eklemeli imalat üretilebiliyor olması hem ağırlık azaltımı hem de geometrik karmaşıklık yani yeni fonksiyonların eklenebilmesinin herhangi bir maliyetinin olmaması gibi önemli bir avantaj sağlıyor. Diğer taraftan yeni fonksiyon eklememize rağmen ya da birden fazla parçayı tek parça olarak yapmamıza rağmen herhangi bir maliyet eklemeksizin bunu yapıyor olmamız önemli bir avantaj. Ve geometriye özgü özel takım veya kalıp ihtiyacının olmaması da gene aynı şekilde bir maliyet avantajı sağlamaktan. Uyarlama, kişiselleştirme artık günümüz dünyasında daha çok hani pazarlamada, ürün pazarlamada kişiye özgü, size özgü olduğunu hissettiğinizde bu ürünlerin pazarda daha çok kendine yer bulabildiğini görüyoruz. Örneğin hani çok basit bir örnek ama bir dönem vardı bu içecek kutuların üzerinde isimler yazıyordu. O bile hani sizi özel hissettirmenizi sağlıyordu. Gene burada da özellikle dekoratif ürünlerde, ev ürünlerinde ya da takılarda bu uyarlamanın ön plana çıktığını görüyoruz. Veya tabii biyomedikalde anatomik olarak bunu yapmak gerekebiliyor. Ve bir ya da iki parça üretiyoruz. Onun için de düşük hacimde üretebiliyor olmak bunu oldukça önemli. Pazara çıkış süresi biliyorsunuz eklemeli imalat ilk etapta rapid prototyping ismiyle yani hızlı prototipleme amacıyla otomotiv sektöründe ortaya çıktı, daha çok kullanıldı. Pazara çıkış süresi çok önemli. Yani bir ürünü eğer siz pazara yaklaşık 6 ay geç sürdüğünüzde üründen elde edeceğiniz kâr marjının %66'sını kaybetmiş oluyorsunuz zaten. O yüzden pazara çıkış süresi, tasarımdaki değişikliklerin hızlı bir şekilde ürüne yansıtabilmesi, test edilebilmesi bizim için oldukça avantajlı. Bu da eklemeli imalatı ön plana çıkaran unsurlardan biri olarak görünüyor. Evet, bu az önce söylediğim. Eğer bir ürün pazara 6 ay geç çıkarsa muhtemel marjların %66'sını kaybedişiyle alakalı McKinsey Associates'in yapmış olduğu bir araştırmanın sonucu olarak görüyoruz. Havacılıkta özellikle alış uçuş oranı olarak tanımladığımız, yani diyelim ki 40 kilogramlık bir bulk malzeme aldık. Bunu işledik ve nihayetinde 1 kilograma düşürdük. O zaman alış uçuş oranımız, yani aldığımız malzeme 40 iken uçurduğumuz malzeme 1 olduğu için 40 bölü 1'den 40 gibi bir rakam çıkıyor. Oldukça yüksek bir rakam. Bu şu demek oluyor. Aldığımız malzemenin sadece 40'ta 1'ini ürüne dönüştürebiliyoruz. Geri kalanı çiple, talaşla aslında ıskartaya çıkmış oluyor. Bu tabii ki önemli bir faktör ve pahalı malzemelerle çalışıyorsanız bu ıskart oranlarını çok daha düşürmek gerekiyor. Buradaki eklemeli imalatın avantajlarından biri biz bir bulk malzemeden başlamadığımız için sadece istediğimiz yerlere malzeme ekleyerek bu süreci gerçekleştirebileceğimiz için buradaki alış uçuş oranları neredeyse 1'e yakın. Havacılıkta 40 tabii ekstrem bir rakam olmakla beraber görülebilen bir değer. 7-8 gibi rakamlar daha sık karşılaşılan alış uçuş oranları. Yani bu da aslında pahalı malzemelerle çalışırken önemli bir israf maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Gene az önce bahsettik yüksek geometrik karmaşıklık, hafiflik veya entegre parçalar. Bu sayede kaynak gibi ömür kısıtlayan birleştirme işlemlerinin ortadan kaldırılması önemli bir avantaj sağlıyor. Üründe hem hafiflik hem daha uzun bir ömür hem de daha az alt parça sayısı ve montaj ihtiyacı olması nedeniyle bize bir avantaj sağlıyor. Özel kalıp takım ihtiyacının olmaması da tasarımdaki bir değişikliğin üretime
çok hızlı bir şekilde yansıtılmasına yol açıyor. Bu da oldukça önemli bir avantaj tabii ki. Amerika'da savunma sanayi ve havacılıkta yer alan, faaliyet gösteren firmalara bir anket yapılmış ve burada önümüzdeki 10 yıl içerisindeki eklemeli imalatın ana avantajları nedir diye sorulmuş. Bu anket sonuçlarına baktığımız zaman bitmiş ve hafif parçaların üretimi en çok dikkat çeken konu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında mevcut mühendislik limitlerinin üstesinden gelinmesi veya yerinde tamir, yerinde parça üretimi gibi unsurlar da diğer avantajları olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle havacılıkta çok fazla ön planda olmasının temel sebeplerinden bir tanesi ağırlık azaltımı sağladığımızda üründe bu tabii ki operasyonel maliyetlere yansıyor. Şöyle söyleyebiliriz, uluslararası bir rotada uçan uçakta ekstradan 3 galonluk bir yakıt eklediğimiz zaman yaklaşık 11 litre oluyor bu da. Yıllık olarak uçak başına 440 bin dolarlık ekstra maliyet demek. Ki oldukça yüksek bir rakam. Yani operasyonel maliyetler anlamında hava yolları bunlara çok önem gösteriyor. O yüzden uçaktan eksiltebileceğimiz her gram, her kilogram bizim için ciddi anlamda operasyonel maliyetleri yansıyan bir kalem olarak görülüyor. O yüzden de eklemeli imalat topoloji optimizasyonu yöntemleriyle birleştiğinde sağlamış olduğu bu büyük kazançtan dolayı da havacılıkta birçok uygulamada kullanıldığını görüyoruz. Önemli bir avantaj. Özellikle metal eklemeli imalat için bunun altını çizmek lazım. Herhangi bir karmaşıklık için herhangi bir bedel ödemiyoruz. Normalde ürün maliyetleri bildiğiniz gibi karmaşıklık arttıkça ürün maliyeti artar. Çünkü uygulamamız gereken proses sayısı artar. Uygulamamız gereken ikinci işlemler artar. Ama eklemeli imalatta küp yapmakla bu parçayı yapmak arasında bir fark yok. Hatta küp yapmak daha pahalı bir işlem. Neden? Çünkü zaten konvansiyonel yöntemlerle bu parçayı yapabiliyoruz. Eklemeli imalatın ana avantajı aslında konvansiyonel yöntemlerle yapamadığımız veya çok pahalıya yaptığımız veya çok zor yaptığımız veya ıskart oranlarının çok yüksek olduğu yerlerde kullandığımızda aslında maliyet avantajını görüyoruz. Bu tabii bugün için geçerli olan bir durum. Tezgah maliyetleri ve ham malzeme maliyetleri düştükçe rakamlar da daha çok birbirine yakınsayacaktır. Konvansiyonel imalat, imalata kıyasla eklemeli imalatın sadece ürünü olan etkilerinden aslında şu ana kadar söyledik, bahsettik. İşte karmaşık tasarımlı ürünlerin imalatı, tasarım ve imalat limitlerinin ötesinde yeni ürünlerin ortaya çıkarılabilmesi, müşteri isteklerine uygun uyarlama gibi. Ama bunun dışında tedarik zincirine olan bir etkisi de var. Ki bu da kullanımda veya kullanıma yakın imalat. Örneğin uzayda bir parça kullanacağınız zaman her parçayı yedekleyip oraya götürmek yerine parçayı orada ihtiyacınıza göre götürdüğünüz ham malzemeyi üretmek oldukça önemli bir lojistik avantajı sağlıyor. Veya isteğe bağlı imalat. Hangi parçaya ihtiyacınız varsa sadece o parçayı yapmak, gereksiz yere stok tutmamak gibi tedarik zincirine olan önemli etkileri var. Sadece uzay uygulamaları değil, savunma sanayinde de cephe gerisinde üretim oldukça ön plana çıkan avantajları arasında eklemeli imalatın. Amerika'nın şu anda halihazırda eklemeli imalat yapabilen donanmasında gemileri var. Bu da aslında uzak cephelerde savaştığı yerlerde lojistik anlamda önemli bir avantaj sağlamış oluyor. Burada da gene tedarik zincirine olan etkisini görüyoruz. Son kullanıcı için tedarik zincirinde aslında katma değerin artışını kullanım yerinde veya yerine yakın yapabiliyorsak, istek üzerine imalat yapabiliyorsak, tasarımı değiştirmeden tek veya küçük hacimli üretime uygun, amaca uygun, uyarlamaya uygun üretim yapabiliyorsak bunların hepsinde aslında son kullanıcı için katma değeri arttırmış oluyoruz. Eklemeli imalat da şanslıyız ki aslında bunların hepsini sağlayabiliyor. Hem kullanım yerinde, yerine yakın üretim yapabiliyor. Yani artık böyle merkezi büyük fabrikalara ihtiyaç yok. Tek bir cihazla bile üretim yapabilir hale geliyoruz. İstek üzerine sadece gerekli olduğu yerde, gerekli olduğu zamanda, tasarım değiştiği zaman küçük hacimli veya tek parça olarak üretebildiğimiz için önemli bir avantaj sağlamış oluyor. Peki ne zaman eklemeli imalat düşünmeliyiz? Yani eklemeli imalat her zaman iyi bir çözüm mü? Hayır değil. Yani mevcut bugünkü durumda konvansiyonel yöntemlerle bir parça yapabiliyorsak bunun yerine eklemeli imalatı kullanmak çoğu zaman daha pahalıya neden olur, pahalıya gelecektir. Peki ne zaman eklemeli imalat aklımıza gelmesi lazım? Bunlardan ilki tek veya düşük hacimli üretim varsa, yani ben bir parçadan sadece bir tane yapacaksam o zaman eklemeli imalat önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Veya tedarik sürecini kısaltmak istiyorsak veya pahalı malzemelerle çalışıyorsak, talaş miktarımız çok yüksekse veya yeni geometrik karmaşıklık eklemek istiyorsak konvansiyonel yöntemlerle yapamayacağımız, o zaman eklemeli imalat gerçekten iyi bir çözüm olarak duruyor.
Eklemeli imalatı tek bir proses olarak düşünmemek lazım. Aslında onlarca proses var ve bunlar gene ESM F42 komitesine göre 7 alt sınıfta gruplandırılmış durumda. Malzeme eksivizyon, malzeme püskürtme, bağlayıcı püskürtme, saç laminasyon, fotopolimerizasyon, toz yatağı fizyon ve yönlendirilmiş enerji yığımı olarak bunları kısaca söyleyebiliriz. Tabii yurt dışındaki havacılık firmalarına baktığımız zaman çoğu birçok prosesi aynı anda çalışıyor. Yani sadece toz yatağı füzyon, sadece yönlendirilmiş enerji yığma değil. Farklı proseslerle özellikle metal malzemeler için. Çünkü her birinin kullanım yeri aslında birbirine göre farklı. Bazısı küçük parçalarda daha detaylı ürünler yapmak için, bazısı daha büyük, daha karmaşık parçalar yapmak için uygun olabilir. Hepsini aynı anda genelde çalışıldığını söyleyebiliriz. Kısaca proseslere bakmak gerekirse fotopolimerizasyon yönteminde aslında ilk eklemeli imalat yöntemi 1980'lerin sonunda ticarileşmiş bir yöntem. SLA ismiyle daha çok biliniyor. Yüksek seviyede bir boyutsal doğruluk ve karmaşıklık söz konusu. Burada UV ışınıyla kürlenebilen reçineler kullanıyoruz. Ve daha çok fotopolimerik reçinelerin burada kullanıldığını söyleyebiliriz. İyi bir yüzey kalitesi var ve büyük parçaları üretmek bu yöntemlerle mümkün. Malzeme püskürtme burada görmüş olduğunuz gibi anatomik modellerin karmaşık farklı renklerden oluşan anatomik modellerin üretilmesine kullanılan bir yöntem, bir alt grup. Yüksek seviyede doğruluk, tamamen renkli parçalar, farklı dokuları aynı parça üzerinde yapabilme gibi önemli avantajları var. Burada da daha çok fotopolimerler, polimerler kullanılıyor diyebiliriz. Bağlayıcı püskürtme metal malzemeler için de son zamanlarda kullanılmaya başlanan daha çok toz şeklinde plastik malzemeler için başlamış bir yöntem. Burada bağlayıcı bir malzeme ile aslında metal için konuşacak olursak metal tozların birbirine bağlanmasını sağlıyor. Katman katman yine üretim söz konusu. Özellikle otomotiv için hızlı ve ucuz parça maliyetlerinden dolayı ön plana çıkan teknoloji grubu olarak söyleyebiliriz. Saç laminasyon bu da eski tekniklerden biri ama çok fazla ticarileşmemiş. Lamine obje imalatı veya ultrasonik eklemeli imalat en çok bilinen yöntemleri. Burada da saç malzemeleri kullanıyoruz. Saç malzemeleri üst üste birleştiriyoruz. Eğer metalse daha çok ultrasonik kaynak yöntemiyle bunları birleştiriyoruz. Ahşap, kağıt veya plastik saçlar da kullanılabiliyor. Orada daha çok yapıştırıcılarla bu bağlanma sağlanıyor. Ana avantajı birden fazla parçayı, birden fazla malzemeyi aynı parça içerisinde birleştirebiliyoruz. Veya şu alttaki gibi aralara sensör vesaire eklememiz gerekirse bunu gene saçlar arasında eklemek ve bu şekilde bütünleşik olarak imal etmek mümkün oluyor. Malzeme eksivizyon yönteminde ise burada görmüş olduğunuz gibi daha çok masaüstü hobicilerin de kullandığı FDM olarak da bilinen yöntemin içine girdiği grup. Termoplastik filamentler daha çok burada kullanılıyor. Ucuz, ekonomik, ofis içerisinde kullanılabilir. Hem endüstriyel uygulamaları var hem dediğim gibi hobiciler için kullanımı var. Genelde en hızlı, en yaygın olarak bilinen yöntem. Yönlendirilmiş enerji yığmada ise metal malzemeler için kullanıyoruz. Ve özellikle büyük parçaların imalatında veya mevcut bir, mesela burada görmüş olduğunuz gibi bir bar malzeme üzerine yeni bir detay eklemek istediğimizde kullanabiliyoruz. 80'li yıllardan beri kullanılıyor. Özellikle tamir amacıyla havacılıkta kullanıldığını biliyoruz. Tamir edilmesi gereken yer parçadan uzaklaştırılıyor. Üzerine metal yığma yapılıyor ve sonrasında son bir final işlemeyle nihai geometri oluşturulabiliyor. Bunun dışında en çok bilinen yöntemlerden bir tanesi toz yatağı füzyon. Burada toz malzemeler, plastik, metal veya seramik malzemeler kullanılabiliyor. Çok yüksek geometrik karmaşıklıkta üretilebiliyor. Çok ince detaylar üretilebiliyor. Ve toz yatağı içerisinde parça katman katman oluşuyor. İstediğimiz yerleri tarıyoruz, istediğimiz yerleri taramıyoruz. Böylece şişe içerisinde gemi yapmak bile mümkün hale geliyor. Toz yatağı füzyon, özellikle lazerli prosesler, teknoloji olgunluk seviyesi ve endüstrileşme seviyesi anlamında diğerlerine kıyasla en üst düzeyde yer alıyor. Metalik malzemeler içinde burada görmüş olduğunuz üzere. Toz yatağı füzyon prosesleri içerisinde lazer veya elektron ışını kullanarak ergitmeye veya sintellemeye dayanan farklı prosesler söz konusu. Bunun üzerinden çok detaylı geçmeyeceğim ama eğer ilgi duyarsanız daha sonrasında sunumu paylaşırım ve kendinize bakabilirsiniz. Temel farkları lazer kullanıyor veya elektron kullanıyor olmasından kaynaklanıyor. Ve en ince detayları yapabildiğimiz, en iyi mekanik özellikleri sağlayan, yüksek geometrik doğruluğa ve yüzey kalitesine sahip olan metal, lazerle metal toz ergitme veya SLM olarak bilinen proses.
Burada görmüş olduğunuz gibi çok karmaşık geometrileri bu yöntemlerle toz etağı fizyon proseslerini üretmemiz mümkün. Diğer taraftan proses içerisinde birçok değişken var. Malzemeden, komponentten, tezgahtan, prosesten kaynaklanan ve parça kalitesini, üretkenliği direkt etkileyen faktörler. 300'den fazla parametre olduğu biliniyor. Ve bunlar tek tek sadece etkili değil, kendi aralarındaki etkileşimleri de çıktılar üzerinde etkili. O yüzden proses geliştirme düşünüldüğü kadar kolay değil. Yani kendine ait bazı zorlukları da söz konusu. Burada da gene toz özelliklerinin işte morfoloji olabilir, parçacık tane dağılımı olabilir, kompozisyon olabilir, nem olabilir, parça tane büyüklüğü, yoğunluğu olabilir. Bunların hem tozun davranışına olan etkisi, sonra proses içerisindeki performansı olan etkisi ve nihayete tabii ki parça kalitesine olan etkileri oldukça karmaşık ve birbiriyle ilişkili. Eklemeli imalat için tasarım önemli araştırma alanlarından bir tanesini oluşturuyor. Buradaki kurallar çok net değil. Bu tek başına belki 3-4 saatlik bir aslında tek başına bir konu, bir sunum konusu ama burada kısaca değinmek istedim. Eklemeli imalat için tasarım kurallarının çok net olmayışı buradaki tasarımı da zorlaştıran konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili olarak farklı standartlar var. Mesela burada eklemeli imalat için tasarımdaki genel stratejinin nasıl olması gerektiğinden bahsediliyor. Standart ESM 52910 standartına alınmış bir diyagram. Bunları daha sonra detaylı olarak bakmak istersiniz diye yine buraya ekledim. Ama zamanımız var, o yüzden çok detaylı olarak üzerinden ne yazık ki şu an geçemeyeceğim. Biraz uygulamalardan bahsedelim ve sonrasında da sunumu tamamlayacağız. Burada görmüş olduğunuz uygulama Tİ'de çalıştığım dönemde Yakut projesi olarak başlattığımız SSB destekli projemizden, projemizin nihai ürünü aslında. TC90 motoruna ait yanma odası bu proje kapsamında çalışılan demonstrasyon parçalarından bir tanesiydi. Inconel 625 parçadan EOS M290 üzerinde geliştirilmiş bir parçaydı. Burada görmüş olduğunuz gibi parça nihai hali böyle olmasına rağmen prosesten çıktığı halde çevresinde bazı destekler, gene deliklerde bazı destekler ve silindirikliği sağlamak için içe konmuş temassız destekler gibi ek unsurlarla beraber üretilmek zorunda. Karmaşıklık yüksek seviyede ama gene de kendine ait bazı tasarım kuralları var. Diğer taraftan Vector Flow gene akış ölçüm probları üzerine uzmanlaşmış bir firma. Tamamen eklemeli imalat için tasarım ve üretim yapıyor. Ve buradaki amaç akış proplarının hem küçük olmasını istiyoruz hem de yüksek güçlere dayanmasını istiyoruz. Yüksek streslere ve bu sayede eklemeli imalat sayesinde %150 daha rigid ve daha küçük propların geliştirilmesi mümkün hale gelmiş. Gene SpaceX, Mars'ın kolonizasyonu konusunda eklemeli imalatı sık sık kullanıyor. Burada bir yanma odası örneği görüyoruz. Konvansiyonel yöntemlere göre en az 4-5 kat bir sürede iyileşme sağlandığını deklare ediyorlar. Veya NASA'nın burada görmüş olduğunuz gibi tam ölçekli bakırdan imal ilk roket motoru komponenti. Buradaki güzellik de içte 2500 derecenin üzerine bir yanma gerçekleşirken soğutma kanallarından -150 derecelik bir soğutma havası geçiyor ve bu soğutma kanalları burada görmüş olduğunuz gibi tüm yüzeyden aslında geçerek bütün alanı soğutuyor ve bu iki sıcaklık arasında muazzam sıcaklık farkında bütünselliğini koruyor. Bu da NASA'nın aslında roket motorlarında 10 kat daha hızlı ve %50 daha ucuz motor komponentlerin üretimi konusundaki hedefi yolundaki çalışmalarından biri. Oldukça aslında zorlayıcı bir hedef. Hem hızlı, hem daha hızlı, hem daha ucuza üretmek. Gene burada bir emniyet kemeri, gene havacılıktan bir örnek. Titanyum'dan yapıldığında %55'lik bir ağırlık azaltımı sağlanmış ve toplamda tüm uçak için düşündüğümüzde toplamda 72,5 kilogramlık bir hafifletme sağlanmış. Bu da bütün ömrü boyunca 3.3 milyon litrelik bir yakıt tasarrufuna sebep oluyor. Bu da yaklaşık 2 milyon euroluk bir aslında kazanç. En önemli uygulamalardan bir tanesi GE'nin Advanced Turboprop motoru. Bu motorun %35'i katmanlı imalat ile üretildi. %20 daha az yakıt tüketimi, 855 parça yerine sadece 12 parça ve %5 ağırlık azaltımı gibi önemli avantajları var. Buradan daha spesifik bir örneğe bakacak olursak, midframe superstructure olarak adlandırılan, normalde 7 alt montajı olan, 300 farklı parçası olan parça, eklemeli imalat sayesinde tek ürün olarak ortaya çıkıyor. 50 farklı tedarikçiden bu parçalar imal edilirken, şimdi artık tek tedarikçiye indirilmiş durumda. Bu da önemli, güzel avantajlarından bir tanesi aslında. Son birkaç örnek kaldı. Onların üzerinden geçip hemen eğer sorularınız varsa oraya geçmek istiyorum. Vaktimiz daraldı.
Bu da EOS Ford'un beraber yaptığı bir tasarım, bir çalışma. Özellikle lüks araçlarda bijon anahtarların standart olmasından dolayı tekerleklerin çalınması önemli bir problem oluşturuyormuş. Burada kişiye özgü, sizin söylediğiniz, sizin sesinizle söylediğiniz bir metin üzerinden bir sinyal çıkarılıyor ve bu sinyal hem bijona hem anahtara aynı şekilde entegre ediliyor ve sonrasında sadece size özgü bir aslında vizyon olmuş oluyor, somun olmuş oluyor. Yani bu da kişiselleştirme konusunda lüks otomotivde güzel uygulamalardan bir tanesi. Burada da soğutma, özel soğutma olduğunu görüyoruz dışında muhafazada. Gene bir motor muhafazası. Evet, son olarak çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışayım. Biraz sonda hızlandım çünkü diğer konuşmacıların vaktinden almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımınız için bizi cidden çok iyi bilgilendirdiniz bu konuda. Teşekkür ederim, sağ olasın. Chat'te birkaç soru var, onları yönlendireyim ben size hemen. Olur. Türkiye'de eklemeli imalat teknolojisi akademik ve de sektörel düzeyde konum olarak hangi seviyede diye bir soru gelmiş. Şu anda eklemeli imalat konusunda lokomotif sektör savunma sanayi daha ziyade. Aselsan, Roketsan, TAI, TEİ, bunların hepsinde cihazlar var. Özellikle metal eklemeli imalat konusunda. Polimerik tarafta zaten uzun yıllardır çalışıyorlar ama son 10 yıldır da metal eklemeli imalat konusunda da epey yapılan çalışmalar, güzel çalışmalar var. Yani bu sevindirici. Bunun dışında KOBİ'lerde de artık yakın zamanda tezgah alımlarının olduğunu görüyoruz. İşte Sentez 1, Artuk Havacılık gibi yerlerde de. Daha küçük ölçekteki firmalarda da bunun yaygınlaştığını görüyoruz. Diğer taraftan dentalde ve biyomedikalde uzun yıllardır tezgahlar var ve çalışıyor ama akademik anlamda, yani araştırma anlamında savunma sanayinin daha önde olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Sektör büyüyor. Üniversitelerde de merkezler kuruluyor. Gazi Üniversitesi'nde Ektan var. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Arutin var. İTÜ'de gene sizin merkeziniz var. Ekam olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, evet, ismi. Ekam. Yani birçok yerde, üniversitelerde de böyle merkezler kurulmaya başladı. Bu da tabii sevindirici ama sektörel anlamda tabii bu pandemiden dolayı çok, belki son bir yıl, iki yıldır çok fazla bir büyüme olmadı ama eklemeli imalatın gittikçe daha çok kişiye, personele, mühendise ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim Türkiye'de de. Şöyle bir soru gelmiş. Her metal malzeme toz haline getirilip kullanılabilir mi diye. Şöyle teorik olarak evet. Yani teorik olarak şöyle söylüyoruz biz. Toz haline getirilebilen tüm metalleri işleyebiliriz diyoruz. Ama bu çok genel ve çok teorik. Neden? Çünkü mesela magnezyum gibi çok fazla reaktivitesi yüksek malzemelerde biliyorsunuz magnezyum havai fişeklerde dahi kullanılabiliyor. Çok yanıcı, çok patlayıcı bir malzeme. O yüzden hani bunun için tezgah güvenliğinin çok daha farklı olması lazım. Magnezyum alaşımları ve magnezyumun kendisi saf magnezyum olarak şu anda zor malzemeler. Bunun gibi mesela termal etkenliği çok yüksek olan bakır alaşımları da işlemesi zor. Şöyle söyleyeyim, metal malzemelerde tezgah üreticileri bazı malzemeler için size diyor ki işte ben diyor kendi tezgahımda şu alaşımı, şu parametrelerle işlediğim zaman şu özellikleri elde edebiliyorum, mekanik özellikleri. Bunlar valide edilmiş özellikler. Yani yüzlerce test yapılıyor ve ortaya belli istatistiki değişkenlikler arasında size bunu tanımlayabiliyor. Parametrelerini de veriyor. Hani bu tür baktığımız zaman çok az toz malzeme var aslında. İşte titanyum alaşımları var. Saf titanyum veya titanyum 6-4. Alüminyum alaşımları var. 1-2 alaşım çok fazla değil. Paslanmaz çeliklerden 316L, 304, 317-4 gibi malzemeler var. Maraş çelikleri var. Nikel süper alaşımlarından 718, 625, Hasselo X gibi alaşımlar var. Ama hepsini saysak işte değerli elementler, altın, gümüş gibi işleyebileceğimiz metaller var. Ama hepsini saysak belki 15-20 tanedir. 21.yi bulmakta zorlanabiliriz. Yani teorik olarak mümkün olsa da şu an prosesin getirdiği bazı özelliklerden dolayı her metalle çalışmak ne yazık ki mümkün değil. Son bir iki kaç soru daha var hocam. Onları da yönlendirmek istiyorum ben. Eklemeli imalatla üretilen parçaların geleneksel yöntemle üretilenlere kıyasla dayanımının ne kadar farklı olduğunu sormuş. Mekanik özellikler anlamında. Ya aynen. Şöyle, eklemeli imal metal taraftan konuşursak eğer, tabii prosesten prosese bir değişkenlik var. Yani bağlayıcı püskürtme yöntemiyle üretilen metal malzemeyle toz yatağı füzyonla üretilen malzeme arasında da farklılık var. Veya toz yatağı füzyon içerisinde EBM veya SLM kullandığımızda ortaya çıkan mekanik özelliklerde varyasyonlar görebiliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim.
genelde eklemeli imalatla üretilmiş, yani toz yatağı füzyon için söylüyorum, toz yatağı füzyonla üretilmiş malzemeler döküm ve dövme speklerini sağlıyor. Ama bu da şu demek değil, yani dövmeden daha iyi malzeme ortaya çıkarıyoruz değil. Çünkü normalde spekler olanın çok daha altında. Mesela 1000 megapaskalsa 800 gibi minimum verilen değer. Dökülmüş bir malzemeye kıyasla dayanımlar daha iyi. Ama dövülmüş bir malzemeye göre birebir kıyaslama yaptığımızda daha düşük çıkıyor. Ve süneklik konusunda genelde en büyük problem yaşıyoruz. Yani dayanım sertlik anlamında konvansiyonel yöntemlere yakın ya da daha üstün, ama süreklilik anlamında daha düşük değerler ortaya çıkabiliyor. Bu da hızlı soğumadan kaynaklanıyor aslında. Çok hızlı soğuduğu için martenzit gibi daha gevrek bazlar ortaya çıkabiliyor. Bu da sürekliliğini etkiliyor. Hocam bir soru daha yönlendireceğim. Tabii ki. Eklemeli imalatın seri üretim amacıyla kullanılması için çalışmalar ne durumda diye sormuş bir arkadaşımız. Eklemeli imalatın seride kullanılması için firmaların kendi özgün ürünlerinin seride kullanılıyor, seride satılıyor olması lazım ki firmalar da bunu seride eklemeli imalatı kullansın. Tabii Türkiye açısından diye düşündüm ben, ama yurt dışına baktığımız zaman seride kullanan birçok firma var. Havacılıkta olsun, otomotivde olsun, farklı sektörlerde olsun seride kullanan çok sayıda firma var. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Otomasyon konusunda veya proses izleme ve kontrol konusunda, yani oluşabilecek hataların proses esnasında farkına varılması ve gerekiyorsa önlem alınması gibi çalışmalar yapılıyor. Özellikle Avrupa'da şu an Avrupa Komisyonu'nun projelerinde daha çok buraya aslında önem veriliyor. Yani evet, çok güzel prosesler, ama artık biz bunu seri hale getirip konvansiyonel yöntemler gibi, yani standart bir yöntem haline getirmek için neler yapabiliriz kısmı daha çok çalışılan alanlar arasında. Son bir soru yönlendireceğim hocam size. Tabii ki. Eğitim hayatını bu konu üzerinde yoğunlaştırıp yakın zamanda iş hayatına atılacak bir mühendise ne tavsiyelerde bulunursunuz? Eğitim hayatına bu konuda evet. Yani şöyle, bu alanda aslında şu anda pandeminin getirmiş olduğu bir durum var. Çok fazla online eğitim vesaire var. Hatta birçoğu da ücretsiz. Bunlara katılmak önemli bir avantaj. En azından bu konuda bir farkındalık yaratmış olmak lazım. Bir de ben kendi öğrencilerimle lisans bitirme tezlerinde özellikle çok fazla tezgahta çalışma imkanı ne yazık ki mümkün değil. Çünkü pahalı tezgahlar ve firmalar genelde bunu kendi ihtiyaçları için aldığı için hani böyle bir şey yapmak çok kolay olmuyor. Ama daha ziyade tasarım tarafında çalışmalar yapabilir arkadaşlar. İşte topoloji optimizasyonu konusunda öğrenci lisansları ücretsiz olan NetWeb gibi, Ansys gibi veya OptiStruct gibi yazılımlar kullanarak biraz bu konuda kendilerini geliştirebilirler. Bol bol okusunlar. Yani aslında temel şey, şu anda 20 yıldır gelişen bir teknoloji grubundan bahsediyoruz. O yüzden çok sayıda çok güzel yayınlar var, akademik yayınlar var. Bol bol bilimsel makale okumalarını öneririm ben. Ne yazık ki Türkçe kaynak sayısı çok az. O yüzden mutlaka yabancı kaynaklardan ve böyle öncelikli olarak genel gözden geçirme, daha böyle değerlendirme makalelerinden başlayıp daha özele doğru gidebilirler. İlgi varsa mutlaka bir şey bulunur, bir yol bulunur. Evet hocam, biz de şu an takımla araştırma aşamasındayız. Yabancı kaynaklar fazlasıyla kullanılıyor. Türkçe kaynak maalesef çok az. Evet. Bir soru daha var galiba. İsterseniz onu da hızlıca cevaplandıralım. Hızlı soğumadan kaynaklı gevrekleşme neden ısı yöntemlerle giderilemiyor diye. Tabii ısı işlemler uygulayabiliriz. Yani bu şey değil. Isı işlemlerle belli miktar süreklilik sağlanabiliyor, ama bu sefer dayanımdan bir kayıp var. Biliyorsunuz süreklilik ve dayanım birbiriyle biraz ters yönde çalışan mekanizmalar. Isı işlemlerle giderilebilir, ama ben daha çok direkt üretim sonrası proses özelliklerinden bahsettim. Mekanik özelliklerden bahsettim. Isı işlemlerle bir miktar iyileştirilebiliyor, ama bir dövme kadar iyi oluyor mu? Gene olmuyor. Onu da hani ondan da bahsetmek lazım. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Bir İTÜ mezunu olarak bize verdiğiniz katkılardan dolayı. Ben de bir İTÜ mezunu olarak çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Umarım tekrardan görüşme şansımız olur. Umarım. Kendinize iyi bakın. Sizler de hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Deha Bey, burada mısınız acaba? Merhabalar, evet buradayım. Sesim geliyor mu? Evet, evet geliyor. Ben hemen kısaca sizi tanıtayım, sonra sözü size aktarayım. Tamamdır. Endüstride eklemeli imalat konuşma konusuyla Arçelik eklemeli imalat mühendisi.
Deha Bey bizlerle. Tekrardan hoş geldiniz Deha Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Ben de ekranımı paylaşayım şuradan. Tamamdır. Ben sözü yavaştan size bırakıyorum. Kolay gelsin. Tamamdır. Ekranım geldi mi acaba? Evet, evet geldi. Sorun yok. Tamamdır. Herkese merhabalar. Deha Ünal ben. Ben de öncelikle Evren Hocam'a değerli paylaşımlar için teşekkür ederim. Umarım herkesin sağlığı, keyfi yerindedir. Yani ben sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Ayrıca davetiniz için de teşekkür ederim. Umarım sizler de keyifli ve verimli bir webinar geçiriyor olursunuz. Hızlıca kendimden bahsederek ben sunuma başlayayım. Ben lisansım metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünden aslında mezun oldum. Çok olmadı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Ben kaynak alanında aslında alaşım geliştirme üstüne bir uzun dönem staj yaparken aslında eklemeli imalat, metal eklemeli imalatın aslında temelinde kaynak prosesi yatmakta. Ben de aslında o dönemdeki araştırmalarımda eklemeli imalata yönelmeye başladım ve bu alanda bir Sabancı Üniversitesi'nde imalat mühendisliği yüksek lisans programına başladım. Aynı zamanda da öğretim asistanlığı yaptım Sabancı Üniversitesi'nde. Tabii ki sürekli yani içimde bir sanayi tutkusu da var. Yani hem akademik olarak geliştirmek istiyorum kendimi hem de sanayide uygulamalarda yer almak istiyorum. O aşamada aslında ben de Arçelik'le tanışmış oldum. Arçelik'in proje mühendisliği programında yarı zamanlı olarak aslında yüksek lisansımı yaparken bir yandan da Arçelik'te bir araştırmaya dahil oldum ve SLS prosesinde İnstitü Termal Görüntüleme Sistemi geliştirme üstüne yüksek lisans tezimi tamamladım. Şu an Koç Üniversitesi'nde Malzeme Mühendisliği bölümünde doktora yapmaktayım. Ve ARGE mühendisi olarak Arçelik'te eklemeli imalat mühendisi olarak çalışmaktayım. Hızlıca Arçelik'ten bahsederek başlıyor olacağım. Çünkü aslında Arçelik çok büyük bir ARGE merkezi. Arçelik çok büyük bir ARGE merkezine sahip, ARGE'ye sahip. Yaklaşık 30 yıllık bir tecrübesi. Ülkemizde 15, dünyada da ülkemiz dışında da 5 farklı yerde ARGE merkezi bulunmakta. Baktığımız zaman Dünya Fikri Haklar Organizasyonu'ndaki sıralaması da patent sayısı sıralaması da 67. Dünyada 67. sıradayız. Ve önemli ARGE faaliyetleri gerçekleştirmeyiz, mekteyiz. Baktığımızda dünya genelinde de 1500'ün üstünde araştırmacı Arçelik ARGE merkezlerinde çalışmakta. Ben Arçelik Garaj'da prototipleme biriminde aslında çalışıyorum. Prototipleme birimi ARGE direktörlüğüne bağlı bir departman. Ve burada aslında Arçelik'in ülkemizdeki 7 farklı fabrikasına fonksiyonel prototip imalatı gerçekleştirilmekte. Burada aslında Arçelik'in aklınıza gelecek bütün ürünlerin prototiplerini neredeyse biz burada fonksiyonel prototipleri, çalışır prototipleri imal etmekteyiz. Eklemeli imalat dışında aslında birçok farklı teknoloji de bünyemizde bulunmakta. Kalabalık, enerjik bir ekibiz. Ben de eklemeli imalat bölümünde burada çalışmaktayım. Aslında yani Evren Hocamız zaten birçok şeyden çok güzel bir şekilde bizlere bahsetti ama neden eklemeli imalat dediğimiz zaman aslında burada eklemeli imalatı tercih sebebimiz ya tasarımı geleneksel yöntemlerle gerçekleştiremiyoruz ya da bazen kullanmak istediğimiz malzeme ya da malzeme özellikleri için burada eklemeli imalata başvurmamız gerekebiliyor. Çok kısa bir örnek olarak mesela Evren Hocamız zaten topoloji optimizasyonundan gayet detaylı bir şekilde bahsetti fakat burada bu multi-material, çok malzemeli bir yapıyı görmekteyiz. İç kısmında bakır, krom, zirkonyum alaşımı varken burada dış kısmında da aslında paslanmaz çelik kullanılmış. Bu tarz yapıları elde etmek de mümkün. Tabii ki burada işin malzeme tarafı oldukça kritik. Malzeme geliştirme, burada alaşım geliştirme çalışmaları oldukça kritik. Ben sizlere öncelikle yani bu sunumda aslında Arçelik'teki Arçelik'teki ve endüstrideki bazı eklemeli imalat uygulama alanlarından bahsetmeye çalışacağım. Bizim Arçelik Garaj'da 4 aslında bahsettiğimiz bu 7 temel teknolojinin 4 tanesi bizim tesisimizde, altyapımızda bulunmakta. Büyük bir altyapımız var gerçekten. Türkiye ve Avrupa'da sayılı merkezlerdeniz bu anlamda. Buna da gurur duyuyoruz. Bizde malzeme ekstrüzyon, wet polymerization demiş olduğumuz SLA teknolojisi, Powder Bed Fusion'da SLS teknolojisi ve Material Jetting'de de Metal Jetting olarak da bir ticari olan PolyJet bizde bulunmakta. Aslında Arçelik'in eklemeli imalatla tanışması 90'lı yılların ortasında.
Aslında ben bile daha yokken Arçelik eklemeli imalat çalışmalarına başlamış. Yani burada teknoloji 80'li yılların ortasında sonuna doğru ticarileşiyor ve burada aslında şurada gördüğünüz SLA 250 ilk ticarileşen, dünyadaki ilk ticarileşen SLA cihazlarından. Bize de 90'lı yılların ortasında Ar-Ge merkezimize bu cihaz katılmış. SLA teknolojisini biz silikon kalıplama da burada merkezimizde kullanmaktayız. Silikon kalıplama için master model imalatını SLA ile çoğunlukla sağlamaktayız. Çünkü SLA'nin gerçekten çok iyi bir yüzey kalitesi var. Ve bu da burada ince detayları üretebiliyor olması bu teknolojinin bizim için bir avantaj olmakta. Dediğim gibi aslında fonksiyonel prototiplerin üretiminde biz çoklukla kullanıyoruz. Burada montaj testleri de oldukça önemli. Çünkü ölçüsel kararlılığı yakalayabilmeniz gerekiyor. Yüzey kalitelerinin iyi olması gerekiyor. Ve montajı sonuçta seri üretime geçmeden önce sizin yapıp aslında bir şekilde deneyip tasarımınızı nihayetleştirmeniz gerekiyor. Keza aslında prosesin yapısına baktığımız zaman burada bir fotopolimer reçineyi UV ışın yardımıyla kimyasal olarak kürlüyoruz. Ve bu yapı aslında sızdırmaz bir yapı ortaya koymuş oluyor. Bir sızdırmazlık ihtiyacı olan durumlarda da SLA'dan prototipler üretmekteyiz. Keza yüzeyi güzel olduğu için, gerçekten katmanlar çok az belli olduğu için ya da belli olmadığı için görünüşün önemli olduğu prototiplerde de kullanmaktayız. Bir diğer teknolojimiz SLS teknolojisi. Bizim altyapımızda iki farklı SLS cihazı bulunmakta. Burada solda temsili resimleri de görebilirsiniz bu cihazların. SLS teknolojisinde SLS teknolojisinin aslında güzel yanlarından bir tanesi de polimer kompozitlerini üretebilmekteyiz. Bu polimer kompozitleri son ürünlerde de oldukça fazla kullanılıyor ve böylelikle aslında son ürünü gayet, yani oldukça simüle eden prototipler üretebiliyoruz. Yani bu fonksiyonel prototip üretebilmek gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Çünkü kalıbı yapmadan, kalıba geçmeden hızlı bir şekilde yaptığınız tasarımı neredeyse son ürüne yakın özelliklerde görüp test edebiliyor olmak, ürünün gerçekten ticarileşmesinde çok önemli bir yer tutmakta. Burada mekanik özellik, sıcaklık dayanımı gibi aslında zorlayıcı koşullar olduğu zaman SLS teknolojisini biz tercih etmekteyiz. Çok güzel, aslında önemli avantajlarından bir tanesi de destek yapı SLS teknolojisinde kullanımına gerek olmuyor. Bu destek yapıları da kullanmadığımız için aslında biz aynı üretimde 100 farklı parçadan 10'ar adet, belki çok, yani yüzlerce parçayı boyutuna göre tabii ki de tek bir makine içerisinde aynı anda üretebiliyoruz. Bir diğer kullandığımız teknoloji FDM. Bunda da, bu teknolojide de bizim iki endüstriyel cihazımız var. Farklı ebatlarda. Birisi Fortus 900, birisi Fortus 400. Burada da aslında endüstriyel FDM'i bizim evlerde ya da hobi olarak kullandığımız FDM'den aslında bir şekilde ayrı tutmamız gerekmekte. Çünkü mühendislik termoplastikleri burada kullanıyoruz. Polikarbonat, polipropilen, naylon 12, ABS, ASA vesaire. Burada havacılık sınıfı malzemeler de var. Polietilamit, polieter, eter keton gibi. Bunların imalatı FDM prosesiyle mümkün. Biz burada aslında neden FDM'i kullanıyoruz? Bunlardan bir tanesi cihaz boyutlarının büyük olması. Ciddi anlamda büyük parçalar üretebilmekteyiz. Neredeyse 1 metre büyüklüğü, 1 metre X ve Y'de 600-900 boyutlarında bu cihazımız. Büyük parçalar üretebiliyoruz. Çok fazla malzeme var gerçekten. Bunların arasında medikal uyumlu, gıda teması onaylı, ondan sonra havacılık sınıfında işte yanmazlık onaylı, UL sertifikası olan ürünler vesaire mevcut. Burada aslında son üründeki ihtiyacı karşılayabilen ürünler olduğu için bu alanda da kullanmaktayız. Mekanik özelliği de gayet yüksek prototipler burada üretilmekte. Son olarak bizim dördüncü kullandığımız teknoloji de yapımızda polijet teknolojisi, material jetting olarak da geçmekte teknoloji adı. Burada da bir Object Connex 500 cihazımız var. Buradaki avantaj da nedir? Çok renkli parçalar, yani tek bir parçayı ardından boyamak yerine bir parçada işte bir yeri beyaz, bir yeri mavi, farklı renkleri aynı parça üzerinde tek bir üretimde, tek bir cihazda üretebiliyorsunuz. Çok renkli parçalar. Bu teknolojide aslında güzel yönlerinden bir tanesi de plastikler için, yani bu burada yine fotopolimer bir reçine kullanıyoruz ve bu reçineyi kürleyerek parçayı elde ediyoruz. Buradaki proses koşulları ve malzeme karışımları değiştirerek aynı parçanın üzerinde, aynı üretimde bir yeri atıyorum şor sertlik değeri 50 şora iken birisi 90 şor D gibi çok farklı sertlik değerlerini aynı parça üzerinde biz imal edebiliyoruz. Burada isterseniz kauçuğu simüle etmek adına
şora değerinde, şora sertliğinde malzemeler ya da şora D sertliğinde ABS benzeri malzemeler de kullanabiliyoruz. Araştırma konusu olarak da bakınca aslında çok malzemeli, derecelendirilmiş malzemelerin imalatı burada yapılabiliyor. Functionally graded malzemeler diye geçiyor bunlar. Bunların da imalatı burada gerçekleştirilebiliyor. Prototip uygulamaları aslında bizim Erçelik Garaj'da, prototipleme merkezimizde sürekli olarak kullandığımız, uyguladığımız yöntemler. Bir diğer aslında önemli uygulama alanlarından bahsedecek olursak, bunlar aslında eklemeli imalatın avantajları olan kalıpsız üretim ve tasarımın serbestliğiyle birlikte yapabilmiş olduğumuz konformal soğutma yöntemi. Bunlardan bahsediyor olacağım. Geleneksel imalat yöntemlerinde bir seri üretim yaptığımızı düşünelim. Ve diyelim ki bunu işte bir enjeksiyon kalıplamayla bir plastik parça üreteceğiz. Burada her bir parça için bizim bir kalıba ihtiyacımız var. Her bir parçanın ayrı bir kalıbı olması gerekiyor. Bir kalıbın imalatı aslında işte masraflı, tasarım süreci ve üretim süreci oldukça uzun sürebiliyor. Ama tabii ki eklemeli imalatla biz sadece dataya sahip ve makineye sahip olduğumuz sürece uygun koşulları sağlayabiliyorsak sadece CAD datayı kullanarak aslında üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu da aslında bize çok güzel bir avantaj sağlıyor. Biz bunu aslında bu pandemi döneminde de görmüş olduk. Baktığımız zaman lokal olarak işte siyasi, ekonomik ya da farklı faaliyetler sebebiyle aslında tedarik zincir ağları etkilenebiliyor demiş olduk. Ya da yakın zamanda işte Süveyş kanalının tıkanması ürünlerin teslim edilmesi gereken yerlere gecikmesine sebep oldu. Aslında eski usul olan büyük bir fabrikayı kurup lojistik ağlarıyla dünyaya dağıtmak ve tabii ki çokça fosil yakıt tüketmek yerine eklemeli imalatı kullanarak dağıtılmış bir tedarik zinciri, bir üretim ağı kurmak ve burada aslında döngüsel ekonomi kavramı da ortaya çıkıyor. Buna da katkı sağlayarak fosil yakıt tüketimini azaltarak saniyeler içerisinde bir datayı dünyanın öbür ucuna iletip belki de birkaç saat içerisinde dünyanın öbür ucuna ulaştırmış olabiliyorsunuz. Böylelikle aslında dijital envanter diye de bir kavram ortaya çıkıyor. Dijital envanter aslında geleneksel olarak baktığımız zaman onlarca kalıbı bir depoda yığıp maliyet ve aslında bir bölge aloke etmemiz gerekirken dijital envanterde tamamen sanal bir ortamda datalarımızı arşivleyebiliyoruz ve ihtiyaç halinde gelen talep durumunda üretim yapabiliyoruz. Bunu bize mümkün kuruyor ve yedek parça alanında oldukça önemli bir uygulama. Eklemeli imalat yedek parçada kullanıyor olmak aynı zamanda hızlı teslim sürelerini de bize sağlamış oluyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, çok önemli bir nokta aslında. Avrupa Birliği geçti, yani son bir sene içerisinde yeni bir regülasyon koydu ve bu regülasyona göre belli sektörlerde satılan ürünler satıştan sonra 7-10 yıl boyunca, aşağı 7-10 yıl arasında olması lazım, yedek parça desteği vermek zorunda. Bu ya sizin 10 yıl boyunca bir sürü yedek parçanın kalıbını belki de elinizde tutmanız gerektiğini söylüyor ya da aslında belki de işte bir yedek parça ihtiyacı olduğu zaman bu regülasyondan dolayı sizin bir kalıp ürettirip bu parçayı üretmeniz gerekecek. Ama tabii ki düşük adetlerde kalıp imalatı oldukça pahalı, oldukça uzun zamanlar istiyor. Bu yüzden gerçekten eklemeli imalat yedek parça üretiminde, düşük adetli yedek parça üretiminde de ön plana çıkmakta. Burada birkaç örnek var. Mercedes-Benz'in tırlarında yakın zamanda uygulamaya başlamış olduğu, burada SLM prosesiyle üretilmiş aslında termostat kapakları var. Bunları en son üretmişti Mercedes-Benz. Yine burada farklı bir parçası var. Almanya'da Deutsche Bahn, burada demir yolları firması. O da Wire Arc Additive Manufacturing, Tel Arc eklemeli imalat yöntemiyle aslında bir parçasını, yedek parçasını imal etmiş ve kullanmış. Keza Whirlpool'da yine dijital envanter modeline bir şekilde geçiş sağlayarak yine eklemeli imalat parçalarını üretip yedek parçayı sağlamaya başlamış. Bir diğer aslında hani demiş tasarımın özgürlüğünden bahsetmiştik. Conformal cooling çok önemli ve artık gittikçe yaygınlaşan bir uygulama. Arçelik'te de kullanılan bir uygulama seri üretim tarafında kalıplarımızda. Normalde bir kalıbı soğutmak için bunlar kalıp insertleri, kalıbın içerisindeki küçük parçalar. Geleneksel yöntemlerle örneğin talaşlı imalatla düz delikler açabiliyorsunuz. Fazla kompleksiteye maalesef ki geleneksel yöntemlerle yer veremiyorsunuz bu iki
insert örneğine bakacak olursak. Fakat eklemeli imalatın o kompleksiteye izin vermesi sebebiyle bir conformal cooling analizi gerçekleştirerek siz parçaya yakın yerlere ya da belirli bölgelere sıcaklığı homojen bir şekilde yayabilmek için soğutma kanalları açabiliyorsunuz, soğutma kanalları işleyebiliyorsunuz. Böylelikle aslında bu çok önemli bir şey seri üretimde. Çünkü parça başına düşen çevrim süresini azaltmış oluyorsunuz. Burada bir diğer önemli faktör aslında yüksek sıcaklık olduğundan dolayı ve burada sürekli soğumalar var. Bunu kontrol etmeniz çok önemli çünkü kalıp ömrünü etkilemiş oluyorsunuz. Hem zamandan hem maliyetten aslında avantaj sağlayabileceğiniz çok güzel bir yöntem conformal cooling ve günümüzde de aslında birçok kalıp üreticisi bunu kullanmakta. Eklemeli imalat yöntemleriyle imal edilerek. Burada da 3D Systems firmasının aslında üretmiş olduğu bir insert modeli var. Bu da conformal cooling çalışmaları sonucunda elde edilmiş bir tasarım. Aslında ben son olarak bir de yani bahsetmek istediğim ne dedik? İşte inovasyon, yeni teknolojik gelişmeler bunları takip etmek zorundayız. Yoksa geride kalırız. Sizler de tabii ki kulüp olarak aslında en güncel teknolojileri takip ediyorsunuz, etmek istiyorsunuz. Burada aslında biz şimdi geleneksel artık eklemeli imalatın da uygulamaları bir şekilde gelenekselleşmeye başlıyor. Çünkü bir buradaki platoya vardıktan sonra artık o da artık bir geleneksel üretim yöntemi olacak bir süre sonra. Gartner'ın teknoloji ilerleme döngüsü çok önemli. Burada ben hani bir bahsetmek isterim bu kısaca. Çünkü Gartner'ın 2 yılda bir diye hatırlıyorum çıkartmış olduğu bir hype cycle'ı var. Teknoloji ilerleme döngüsü. Ve bu aslında yeni çıkan bir inovasyonun 5 aşaması olduğunu söylüyor bize. Burada baktığımız zaman işte yeni çıkan teknoloji bir inovasyonun burada en başta görüyoruz. Bu inovasyon gittikçe burası işte reklamlarının yapıldığı, araştırmaların çok fazla yapıldığı, tabii ki herhangi bir uygulama yok. Burası tamamen işin araştırma evresi. Ve bu bir süre sonra o kadar fazla yayılıyor ki artık bir şişmeye ulaşıyor. Çok fazla hani belki de işte eklemeli imalatın ilk başlarda da çok sükse yaptığı dönemler. Tabii bir süre sonra uygulama, yeterli uygulama olmadığı için, pazarda karşılık bulamadığı için bu beklenti düşmeye başlıyor. Ama sanayinin bunu kendine benimsemesi, buna yatırım yapması ve uygulama alanlarını geliştirmesiyle birlikte burada yaklaşık bunu endüstri %20'nin üstünde benimsemeye başladı mı sayıca burada aslında biz platoya ulaşmaya başlıyoruz. Bu da aslında takip edilmesi gereken önemli bir döngü diyagramı. Burada baktığımız zaman ben endüstri tarafında bazı kısımları işaretledim. Aslında otomotiv şu an neredeyse platoya vermiş seviyedeyken baktığımız zaman bu 2018 yılında çıkan diyagramda burada oil and gas sektörü daha işte innovation trigger tarafını yeni aşmaya başlamış. Ya da fikri hakları koruma tarafı 3D printing'de oldukça önemli bir konu. Bu da daha innovation trigger'ı yeni aşma seviyesinde. Bu da bize diyor ki 5-10 yıl içerisinde bu teknolojiler, bu yapılar da pilotaya varabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verimli bir etkinlik olmuştur herkes için. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamaya çalışmak isterim. Ben çok teşekkür ederim Deha Bey öncelikle katılımınız için. Chat'te birkaç soru var, onları yönlendireceğim. Şöyle bir soru gelmiş. Üretim esnasında en sık karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri nelerdir diye bir soru gelmiş. Evet. Güzel bir soru. Üretim esnasında yani ben sürekli aslında makine başında da durmayı seven birisiyim. Keza işte proses parametrelerini ayarlarken vesaire zaten bir sürü hatayla karşılaşıyorsunuz. Aslında burada belirli kurallar var. Hani her prosesin kendine özel kuralları var. Burada şimdi 7 farklı teknoloji var. Hepsinde hakikaten birbirinden farklı özgü kuralları var. Burada işte birazcık da aslında iş know-how'a dönmeye başlıyor. Evren hocamın da bahsettiği gibi aslında malzeme özelinde dikkat etmeniz gereken şeyler var. Örneğin polimerlerde işte kristal fazı ne kadar, işte yarı kristalse ve kristal fazı ne kadar fazlaysa aslında o kadar fazla çekmeye maruz kalıyor ve parçalar çarpılabiliyor. Bunun için sıcaklığı arttırmanız gerekiyor gibi aslında malzemeyi iyi tanıyıp ve o malzemeyi iyi tanıdıktan sonra da proses koşulları bildiğiniz zaman o parametrelerle malzeme özelliklerini ilişkilendirip
aslında çözüme varabiliyoruz. Burada önemli olan hakikaten o malzemeyi iyi bir şekilde tanıyor olmak. Çünkü direkt proses parametreyle ilişkili oluyor. Şöyle bir soru daha gelmiş. Sektörde eklemeli imalat mühendisleri için imkanlar hakkında bir yorum istemiş sizden. Ve Arçelik'in bu konudaki yatırımlarını sormuş. Evet. Şimdi Arçelik bahsettiğimiz üzere aslında altyapısında şu an metal eklemeli imalat bulunmayan fakat plastik polimer tarafında eklemeli imalatta da aslında 4 farklı teknolojiden 7 farklı makineyle gerçekten geniş bir makine parkuruna sahip. Ama baktığımız zaman tabii ki de yine Evren hocamızın bahsettiği gibi ülkemizde bu kur farkları ve yani dövizin sürekli artıyor olmasıyla makinelere erişim de gerçekten zorlaşıyor. Masaüstü cihazlar bile yurt dışında çok ucuz fiyatlarken buradaki mesela 30-40 bin liralara orada bir öğrenci kolayca erişirken burada küçük işletmelerin aldığı makineler haline geliyor. Burada tabii ki işin bu kısmı oldukça önemli. İş fırsatları yine aslında Evren hocamızın dediği gibi sanayi de aslında oldukça gelişiyor. Biz de gün geçtikçe özellikle savunma sanayisinde ama farklı yine kalıpçılık firmalarının da makine yatırımı yapmaya başladığını duyuyoruz. Gelişmekte olduğunu söyleyebilirim. Şu an gelişmekte olduğunu söyleyebilirim ben de. Şöyle bir soru var. Önümüzdeki 10 ile 20 yıl içinde eklemeli imalatın diğer klasik geleneksel yöntemlerin önüne geçebileceği hani bir durum söz konusu olabilir mi? Ya kesinlikle olabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim. 7 farklı temel teknoloji var diyoruz. Ama takip ederseniz o kadar fazla patent ve o kadar fazla aslında alt teknoloji grubu da ortaya sürekli çıkıyor ki gerçekten sürekli şaşırtıcı şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Burada aklımıza her zaman şey gelmemeli aslında. Sadece seri üretimi sağlayabiliyor muyum gelmemeli. Çünkü eklemeli imalat bize geleneksellerle mümkün olmayanı aslında yapmayı sağlıyor. Örneğin yani fonksiyonel olarak derecelendirilmiş malzemeler çok önemli bir konudur. Bir malzemenin aslında öyle bir ürün üretiyorsunuz ki malzemenin bir tarafı seramik ve bir tarafı metal ve bu tek bir parça. Bunlar termal bariyerlerde öyle güzel uygulama alanları var ki gerçekten. Yani bu başka bir yöntemle yani evet çeşitli sinterleme operasyonlarıyla mümkün ama kompleks parçalar mümkün değil. Bu alanda 10-20 yıl sonra ben eminim ki seri üretimde belki sürekli eklemeli imalat kullanılamayacak. Ama yedek parçadaki gelişmesi gerçekten çok önemli. Yedek parçada yayılacağını düşünüyorum ve aynı zamanda bence bu farklı malzeme tarafında özellikle ortaya bize sunmuş olduğu fırsatlar bence farklı teknolojilerin yani üretim dışında farklı teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu da aslında seri üretim olarak değil böyle birazcık daha Ar-Ge mantığıyla düşündüğümüz zaman aklımıza aslında çeşitli gelebilen örnekler de var. Bunların yaygınlaşacağını düşünüyorum. Şöyle bir soru gelmiş biraz daha spesifik bir soru. Object makinesinde ilk baskıda 50 gram polijet çöpe atılıyor demiş. Bunun önüne geçilebilir mi diye bir soru gelmiş. Yani burada şöyle aslında object makinesinde evet böyle bir şey var. Ama şunu söyleyeyim. Ekleme yani birazcık tabii teknik bir konu oluyor ama eklemeli imalatta bizim için aslında çok basit ve ilk kural aslında ilk katman kuralı. İlk katmanı çok iyi şekilde her teknolojide sağlayabiliyor olmamız lazım. Objetteki bu ilk katman da aslında 50 gram tabii ki kullan yani 50 gram çok daha fazlası da olabilir. Çok büyük bir şey yapıyorsunuzdur, daha fazladır. Ama siz 10 kilo harcayacağınız büyük bir parça için onu yapmak zorundasınız ki ilk katmanı iyi bir bağlamayı sağlayabilirsiniz. O platformla bağlantınız çok önemli. Onun için o yani çok farklı yerlerden çok daha iyi avantajlar yapılabilir. 50 gramlık bir kısım aslında çok oradaki küçük bir pay. Daha büyük faktörlere odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Son bir soru var. Onu da yönlendireyim. İmalatın bir kısmı mühendislik olsa da operatörlük de imalatın belirli etmenlerinden biri demiş. Bu da tecrübe zaman ilişkisiyle daha da kendimizi geliştirmemiz gereken bir nokta. Bu kadar yaygın değilken veya pahalıyken bu tecrübeyi nasıl edinebiliriz demiş. Evet, çok bu da aslında çok güzel ve önemli bir nokta. Burada yani yani bir üniversite öğrencisinin aslında yapabileceği en güzel şey yaz stajları ya da stajlar, uzun dönem stajlar olabildiğince bu imkana sahip firmalarda stajları yapabilmek avantaj sağlayacaktır. Gerçekten yani atölye ortamında olup o elinin toza değmesi ya da makinenin sorunuyla uğraşıyor olmak çok daha fazla şey düşündürebiliyor. Hani o temele sahip olmak çok önemli çünkü biz sorunu çözebilmek için o temeli biliyor olmamız lazım. Bunda aslında
çeşitli yaz stajlarıyla belki de yani bizim Arçelik'te de biz buna imkan aslında tanıyoruz. Yaz stajları olabilir. Dediğim gibi lisans öğrencileri yarı dönemli çalışıyorlar. Yüksek lisans öğrencileri yarı dönemli çalışıyorlar. Sanayideki aslında böyle Ar-Ge merkezlerindeki fırsatlardan faydalanarak bu tecrübe kazanılabilir. Keza ben de çok zaman geçmedi lisanstan mezun oldu. Yaklaşık 3 sene oldu. Ama 2 senedir de bizzat makinelerin içerisindeyim. Sürekli çalışıyorum. Bu şekilde. Keza Evren hocamızın dediği gibi birçok üniversitede de keza bunlara Sabancı Üniversitesi'nin güzel bir metal eklemeli imalat altyapısı var. Koç Üniversitesi'nin çok güzel bir altyapısı var, laboratuvarı var. Üniversitelerde yüksek lisans eğitimlerine devam ederek de bu bizzat makine kullanma gibi aşamalara gelinebilir. Ben çok teşekkür ederim Deha Bey. Ben de çok teşekkür ederim davet için. Öncelikle takımımıza verdiğiniz katkıdan dolayı başlangıçta onun için teşekkür ederim. Bugün katıldığın için ayrı teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben de yakın takipteyim sizleri. Yine yakın zamanda görüşürüz umarım. İnşallah görüşürüz. Tekrardan böyle bir etkinlikte ya da takım toplantımızda sizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Ben de memnuniyet duyarım. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Keyifli bir webinar diliyorum. Hoşçakalın. Mehmet Bey, sesim geliyor mu acaba? Evet, duyuyorum. Evet, merhabalar. Merhaba. Ben sizi kısaca tanıtayım. Ondan sonra sözü size aktaracağım. Teşekkürler. Havacılıkta eklemeli imalat kullanımı ve ARC teknolojisi konuşma konusuyla Ello Additive kurucu CEO'su Mehmet Emre Çetinkaya bizlerle. Tekrardan hoş geldiniz. Değerli katılımcılarımıza dolayı teşekkür ederiz. Sözü ben yavaştan size bırakayım. Teşekkürler. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecanlı ve güzel bir webinar geçiyor. Evren hocamıza da, Deha Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir introduction yaptılar. Ben de biraz daha sektörel uygulamalardan bahsedeceğim. İlk aşamada üretim süreçlerinde 3D metal baskı nasıl kullanılıyor ondan bahsedeceğim. Akabinde havacılıktaki uygulamalarından birazcık örnekler vereceğim. Sonrasında kurucusu olduğum Ello Additive'den bahsedeceğim ve sonra da soruları kabul edeceğim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Emre Çetinkaya, 2015 Meteoroloji Malzeme Mühendisliği ODTÜ mezunuyum. Akabinde Koç Üniversitesi'nde makine mühendisliğinde yüksek lisansımı tamamladım. Uzayda metal katılaştırması projesinde yer aldım. 3 yıl boyunca bu projenin asistanlığını yürüttüm. Almanya DLR'da 6 kere deney gerçekleştirdik ve metal katılaştırmasını gözlemledik. Sonrasında 2,5 yıl boyunca bir havacılık şirketinde kaynak mühendisi olarak çalıştım. Ve 1,5 yıldır da tel ARC eklemeli imalat üzerine çalışıyorum ve ürünümüzü geliştiriyoruz. Burada şimdi iki örnek görüyoruz. Sol tarafta bir kuşumuz var, kızıl arı kuşu. Sağ tarafta da çömlekçi kuşumuz var. Farkları şu, bir tanesi yuvasını bu görmüş olduğunuz toprağa kazarak oluşturuyor. İkincisi ise kerpiç benzeri bir malzemeyi ekleye ekleye ve zamanla kurutarak yuvasını oluşturuyor. Fakat şöyle bir detay var. Gördüğünüz gibi burada yuvası tek odalı. Fakat bir sonraki aşamada yuvasını iki odalı hale getiriyor. Ortaya bir duvar, perde duvar çekerek. Dolayısıyla arka tarafta yumurtalarını büyük kuşların giremeyeceği şekilde korumuş oluyor. Fakat burada küçük bir odadan bahsediyoruz. Dolayısıyla birisi 1+1 güzel bir ev, diğeri sadece tek bir oda. İnsanlar da aslında benzer şekilde yuvalarını kurdular ve ilk önce mağaraları kazarak bir ev oluşturdular ve barınak olarak kullandılar. Fakat aklın yolu bir, sonradan bu tuğlaları üst üste koyarak evlerini inşa etmeye başladılar. Her ne kadar çok güzel görünmese de bu evler sol tarafta görünen sanat eserlerine kıyasla üretimin mantıklı olması sebebiyle ve milyarlarca insana ev sağlayabilmek için mantıklı bir yöntem. Hatta bu iş daha da ileriye gidiyor ve çok fazla girişim var. Şu anda ev basan, hatta gayet büyük insanların yaşayabileceği bir ev bile basıldı son zamanda. Bütün 3 boyutlu yazıcılara bakarsak eğer, teknoloji gerçekten hızlı gelişiyor ve sektörde 2027 yılına kadar her yıl %15'lik bir büyüme bekleniyor. Burada bütün 3D baskı marketini aslında değerlendirebiliriz. Metal özelinde bakarsak eğer bu büyümenin çok daha dramatik olduğunu gözlemliyoruz ve tam da aslında iyi büyüme yıllarındayız şu anda. Bundan sonra da artık önü alınamaz bir şekilde büyüme devam edecek ve bu büyümenin 2025 yılına kadar %32 olması bekleniyor.
Evren hocamız da bahsetti biliyorsunuz. Havacılık ve uzay sanayi, savunma sanayi burada en büyük payı alan kısım. Otomotiv sektörü aynı şekilde ve medikal sektörü de daha önce bahsedilen sebeplerle hızlı gelişen sektörlerden. Üretim örneklerine birazcık bakacağız şimdi. Ne gibi faydaları var onları inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere talaşlı imalat yüksek fire ile üretim sağlanan bir üretim yöntemi. Havacılıkta %95'e varan fire miktarı verilmekte. Pahalı metallerde bu çok ciddi problemlere sebebiyet verebiliyor. Titanyum 6-4'ün şu anda kilogram fiyatı yaklaşık 55 dolar. Dolayısıyla aldığınız 20 kiloluk bir malzemenin %85'ini çöpe atarsanız çok ciddi bir miktarı çöpe atmış oluyorsunuz. Aynı şekilde işçilik de bir problem. Çünkü bir ham malzeme tedarik edilmesi gerekiyor. Bu ham malzeme CAM koduyla birlikte CNC'ye tanıtılması gerekiyor. Daha sonrasında belirli takımlandırılmalardan geçmesi gerekiyor. Ve en sonunda ancak talaşlı imalat başlayabiliyor. Dolayısıyla ciddi bir zaman kaybı bize tekrardan maliyet olarak dönüyor. Diğer örnekler ise döküm ve dövme. Burada da bildiğiniz üzere kalıp ciddi bir problem. 35-40 bin liraya çok küçük bir kalıbı üretip sadece enjeksiyonlu plastik üretiminde kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla binlerce adet üretiyor olmanız lazım ki kalıbın maliyetini çıkartsın. Ve aynı zamanda alaşım limiti. Evren hocamız bahsetti aslında 15-20 çeşit metal var eklemeli imalatta da. Fakat döküm de çok daha limitli. Ve elde edilen geometriler kompleks olsa da yine kalıp kullanımı sebebiyle limitler fazla. Şimdi ekleme imalat özelinde faydalarına bakarsak eğer neredeyse son haline gelmiş şekiller ya da SLM yöntemiyle kullanıldığında tamamen son hale gelmiş ürünleri kullanabiliyoruz. Ufak bir yüzey işlemi ya da tolerans gerektiren yerlerde bazı asidik çözeltilerle parlatmalar yapılması gerekse de. Prototipler çok hızlı bir şekilde üretilebiliyor. Yine kalıptan bağımsızız burada. Tamir uygulamaları çok yaygın. Uzun yıllardır kullanılıyor. Döküm ve dövme sektöründe de belirli bir miktarın altında mantıklı bir hale geliyor. Daha önce de bahsettiğim gibi ham malzemede ciddi bir problem. Talaşlı imalatta belirli boyutlarda malzemeleri alıp kullanmanız gerekiyor. Özellikle de büyük boyutlu malzemelerin üretimini gerçekleştirmek istediğinizde şöyle düşünün, 500 mm çapında ve 500 mm yüksekliğinde bir parçayı bağlıyorsunuz ve günlerce onu talaşlı imalatta üretmek zorunda kalıyorsunuz. Ne zaman mantıklı oluyor? Tabii komplekslik gittikçe artıyor olması lazım. Yani zor bir geometriyi basıyor olmanız lazım ki avantajlı bir konuma gelin. Çünkü yani fiyat açısından konuştuğumuzda katmanlı imalatta komplekslik arttıkça fiyat çok artmıyor. Fakat konvansiyonel yöntemlerde işte döküm sektöründe maça kullanmanız gerekiyor. Bambaşka deneme dökümleri yapmanız gerekiyor hataları minimize etmek için. Dolayısıyla maliyetiniz komplekslik arttıkça sürekli artıyor. Bunun yanında seri üretim olmadığı zaman yani burada 250 genel bir çerçevede 250 parçanın altında üretim yapıyorsanız eğer yine 3 boyutlu yazıcılarda maliyetiniz değişmezken konvansiyonel yöntemlerde düşük adetli üretimlerde bahsettiğimiz gibi kalıp sebebiyle fiyatlar çok yüksek olabiliyor. Birkaç örneğinden bahsetmek istiyorum. Daha detaylı bahsedelim, hızlıca geçeceğim burayı. Binder jetting bu yöntemlerden bir tanesi. İlk önce toz katmanı seriliyor. Yapıştırıcı bir sıvı doğru yerlere püskürtülüyor ve tekrar bir katman seriliyor. Dolayısıyla aşağıdan yukarı doğru doğru taraflar, doğru yerler taranarak parçanın tozlarının birleştirilmiş hali ortaya çıkıyor ve daha sonrasında sinterleme prosesiyle ciddi bir shrinkage'da parça nihai haline geliyor ve içinden sıvı uçurulmuş oluyor. SLM yönteminde de toz serildikten sonra lazerle bir tarama işlemi gerçekleştiriliyor. Tekrar bir toz seriliyor, tekrar lazer ergitme sağlıyor ve dolayısıyla parça aşağıdan yukarı yine büyütülmüş oluyor. Direct Energy Deposition olarak bilinen yöntemde de toz bu sefer serilmek yerine püskürtülüyor ve bir lazer yardımıyla uygun pozisyonlarda ergitme sağlanıyor. Bir diğer yöntem de tel beslenerek bu ergitmenin sağlanması ve aşağıdan yukarı yine katmanların büyütülmesi olarak karşımıza çıkıyor. Size birkaç örnek göstereceğim. Çok güzel firmalar var. Onların uygulamalarından bahsedeceğiz. Umut ediyorum bu video iyi çalışır. Çalışmazsa lütfen beni uyarın. And,
Ses çok kısık geliyor ama. İsterseniz ben açıklayayım. Alüminyum ve seramik birleşiminden bir tozla üretilen bir roket yanma odası olarak çıkıyor karşımıza bu parça. 100 adetin üzerinde parçanın birleştirilmesi yerine aynı anda 3 tane parçanın aynı toz yataklı sistemde eklemeli imalatla üretilmesi sonucu elde edilmiş bir parça. Özgün geometriye sahip ve içinde soğutma kanalları olan bir yanma odası. Zaten alüminyum bir parçayı roket yanma odasında kullanmanız imkansız. Fakat seramik parçacıklarla desteklenmiş ve soğutma kanalları olduğu için hem hafif hem de bu ısıl etkenlere dayanabilen bir parça üretilmiş. Dediğim gibi 3 parçadan üretiliyor ve tekrar tekrar kullanılabilen, aya gidebilecek kalitede bir parça üretilmiş. Gerçekten çok güzel bir örnek. Cihazın sınırlarını zorlamışlar diyebiliriz. Bir sonraki örneğimiz Rocket Lab. Rocket Lab'de ciddi bir çalışma yapıyor ve Rutherford engine bu sistemle üretiliyor. Gördüğünüz gibi iki stage'den oluşan bir roket ve düşük yörüngeye fayda duyu çıkartmak üzere kurulmuş bir şirket. Aslında Relativity'den 10 kat, pardon, SpaceX'ten 10 kat daha ucuza bu işlemi yapabiliyor. Çok daha küçük roketleri. Çok daha verimli, verimli demeyelim de ucuza mal ettiği motorlarla sağlayarak. Ve gördüğünüz üzere yani ciddi, çok ciddi kompleks yapılar elde edilebiliyor. Burada yine özgün geometrili bir roket motorundan bahsediyoruz. Yani şirketin spekleri neyse ona göre kendilerine özel ürettikleri bir roket motoru bu. Yine yüzlerce parça yerine tek parça ile, tek baskı ile üretilmiş. Inconel alaşımı kullanılmış ve hem yüksek sıcakla hem yüksek basınca uygun, yüksek verimlilikte bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Ve seri imalat soruları geldi. Roket sektöründe aslında seri imalat dediğin zaman 100 adet yeterince seri bir imalat oluyor. 100 adet üretilmiş bir parça. Dolayısıyla hani kendini tekrar tekrar kanıtlamış. Ve tekrar tekrar kullanıma uygun halde bir roket. Biliyorsunuz SpaceX şu anda bazı boosterlarını 8. kez kullanıyor. Dolayısıyla çok kez aynı motoru kullanabilecek durumdalar. Bir diğer örneğimiz SLM yöntemi yerine aslında burada da Wire Arc Additive Manufacturing olarak bilinen tel ark eklemeli imalat prosesini göreceğiz. Burada bir yakıt tankı ve oksitleyici tankı bir arada üretiliyor. Dolayısıyla iç içe iki tanktan bahsediyoruz. Konvansiyonel yöntemlerle bunun üretilmesi imkansız. Fakat bunu üreterek Relativity gerçekten çok büyük bir iş başardı. Ve ateşlemesini de yaptılar. Başarılı bir şekilde bu 3D printed parçaları kullanarak testlerini yaptılar. Dolayısıyla beklenen ISP değerleri ve itki değerleri karşılanmış oldu. Biraz daha detaylarına bakarsak eğer, kendi 3 boyutlu yazıcısını üretmiş bir şirketten bahsediyoruz. 9 metre boyunda bir yakıt tankını basabiliyor. Ve bu da aslında dünyada şu anda metal yazıcı olarak rekor. Term One roketinin %95'i 3D yazıcılarda üretiliyor. Ve bu bize yüz binlerce parça yerine binlerce parçayla bir roketin imalatını mümkün kılıyor. Ve full otomasyon ile çalışma imkanı sağlıyor. 60 günde ham malzemeden rampaya, uçuşa hazır şekilde gelen bir roketten bahsediyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Normalde bir yakıt tankını üretmek zaten tek başına bir ay sürüyor. Ama bu 3 boyutlu yazıcıda 6 günde basıyorlar. Dolayısıyla bütün parçalarda aynı hızla üretildiği için ve seri imalat gerektirmediği için bu proses 60 günde rampaya çıkabiliyorlar. Çok iyi bir süreç. Neden uzay dersek eğer, burada aslında ya da neden roket sektörü dersek eğer, burada çok önemli bir ibare var. E, 2000'lere kadar 1 kilogramın uzaya çıkarılma maliyeti $54,500. SpaceX bunu $2,700 kadar düşürdü. Fakat hala her 1 kilogramın size $2,700 dolarlık bir maliyeti var.
Dolayısıyla siz roketinizden ne kadar ağırlığı düşürebilirseniz faydalı yükü o kadar fazla alabilirsiniz. Dolayısıyla hem verimliliği hem de karlılığı bu sayede arttırmış olursunuz. Diğer bir unsur da yoğunluk durumu. Toz beslemeli sistemlerde full yoğunlukla üretim yapmak neredeyse imkansız. Yoğunlukların %90 ve %98 ile arasında gezdiğini söyleyebiliriz. Özel bir proses, ısı dışlam sorusu gelmişti. Hot isostatic pressing olarak bilinen ve yoğunluğu arttıran bir prosesle aslında yoğunluğu %99.8'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Bu ciddi bir miktar. Fakat yine de tabii ki kırılma tokluğu ve metal yorgunluğu bir problem olarak çıkıyor karşınıza. Daha önce de bahsedildiği üzere malzemenin uzamak miktarı gerçekten azalıyor. Ve içinde bulunan boşluk sebebiyle de çatlak oluşumu çok hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla roket ya tek seferde atılıyor ya da çok az uçuş seferi gerçekleştirdiği için az miktarda kullanımlarda metal yorgunluğu problemi de ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla roketlerde çok fazla şekilde kullanılıyor. Bir firmamız daha var. Bu da estetik bir şey üretmiş. Onu da bir gözlemleyelim. Yine tel ark eklemeli imalat yöntemi kullanılıyor ve burada bir köprü inşa edildi. Amsterdam'da şu anda bu köprü kullanılıyor. Onlarca sensörle beslenmiş bir köprü bu. Dolayısıyla hem estetik bir yanı var, burada sensörleri görüyorsunuz şu anda. Hem de aynı zamanda zamanla data alıyor. Dolayısıyla malzeme üzerindeki gerilmeler değişiyor mu? Gerilimlerde bir farklılık var mı? Zamanla bir yorulma durumu var mı? Bunların hepsini test edebiliyor olacaklar. Uzun bir sürede bu Amsterdam'da kullanılıyor olacak. Havacılık sektöründen olmasa da güzel bir uygulama olması sebebiyle burada paylaşmak istedim. Yakın zamanda da iyi bir yatırım aldılar ve 3 boyutlu yazıcıların herkesin kullanımına uygun hale getirmeye çalışıyorlar ve yapay zeka entegrasyonu üzerine de çalışıyorlar. Şimdi avantajlara bakacak olursak, daha önce de bahsedildi, tasarım özgürlüğü çok büyük bir avantaj ve kompleks geometrileri üretebiliyorsunuz. Çok daha düşük adetli montaj parçalarıyla nihai ürüne ulaşabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi binlerce parça yerine belki onlarca parçayla nihai ürününüzü elde edebiliyorsunuz. Ve hızlı üretim avantajı var. Seri imalat olarak algılamayalım da hızlıca bir parçanın üretilip kullanıma çıkması. Yani tasarımdan kullanıma olan süreçte hızlı reaksiyon alabilme avantajı var. Alışım çeşitliliği ve yeni yeni gelişen in situ alışımlama dediğimiz, yani farklı tozların beslenmesi ya da farklı tellerin beslenmesiyle alışımı geliştirebilme imkanınız da bulunuyor. Şimdi birazcık Elo Edisi'den bahsedeceğim. Biz de tel eklemeli tel ark eklemeli imalat üzerine çalışmaktayız. Robotik kolumuz ve bir kaynak makinamız var. Bunu gerçekleştirdiğimiz. Bir video izleteceğim size. Sol tarafta beslenen teli görüyorsunuz ve sağ tarafta da ısı kaynağını görüyorsunuz. Ve aşama aşama ilerleme ile aslında bir ergitme katılaşma prosesi hızlı şekilde gerçekleşiyor ve katmanlar aşağıdan yukarı doğru büyütülüyor. Dolayısıyla içi boşluklu bir parçayı bu şekilde üretebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada içine baskı yapmıyorsunuz, sadece duvarları basıyorsunuz. Dolayısıyla konvansiyonel yöntemle talaşlı imalatla üretilemeyecek bir parçayı üretmiş oluyorsunuz. Ve yüzey kalitesi düşük olsa da 10 dakikalık bir yüzey işlemiyle nihai haline getirebiliyorsunuz bir roket burun konisini. Benim bir sorum olacaktı bu noktada. Sözünüzü kestim ama. Tabii olur, tabii. Yüzey kalitesini iyileştirirken ne yapıyorsunuz? Ne uyguluyorsunuz? Aslında şöyle, burada bir post processing var. Yani üretim sonrasında bir talaşlı imalata giriyor ve yüzeyinden talaş kaldırma suretiyle nihai parça çıkıyor. Dolayısıyla hani eklemeli imalat esnasında bir işlem yapmıyoruz. Bunu imalat sonrasında uyguluyoruz. Post processing diyebiliriz yani buna. Anladım. Bir de bir sorum daha olacak. Tabii ki. Orada yaparken bir el işçiliği gördüm ben. Nerede? Yani bir önceki fotoğrafta. Burada. Evet. Videoda. Evet. Bu nasıl bir işçilik? Yani
Eğer bir el işçiliği varsa bunun hani yüzeyini ya da şeklini etkilemez mi? Ben mi yanlış görüyorum? El işçiliği derken nasıl bir el işçiliği? Şekli tam görememişim. Orada arkı tutan şey değil mi? Metalin. Tamam. Yani robotik kolla tutuyorsunuz. Tamam, anladım şimdi. Hatta burada daha da eski, çok eski bir video bu. Hani kaynağı iyi gösterebilmek için. Çok karanlık olduğu için açıkçası anlayamadım orada. Evet. Dikkat ederseniz buradaki tablo çok küçük bir tablo ve neye benzediğini fark etmişsinizdir belki. Bu çok yaygın. Evlerimizde kullandığımız Ender 3 Pro. Dolayısıyla... Evet, bizde de var Ender 3 Pro. Evet, yani biz teknoloji doğrulamasını bu cihazda yaptık. O zaman hani bu kadar basit bir cihazdan aslında kullanılabilir bir geometri elde ettik. Şurada göstereyim. Bu parçayı o cihazda bastık. Robotik kolumuz sonradan geldi ve hani şu parça biraz daha büyük. İkinci kez bastık. Bu parçanın boyu ciddi olarak diğerine göre büyük. Uzun. Dolayısıyla o bizim yani ilk teknoloji doğrulaması için kullandığımız basit bir cihazımızdı. Ama full otomasyonla çalışıyordu. Dolayısıyla tasarımımızı %35 daha hafif yapabiliyoruz. Çünkü bunu talaşlı imalatla üretmemizin imkanı yok. Buraya bir kesici ucun girip içeride işlem yapabilmesi neredeyse imkansız. Dolayısıyla bir döküme gitmek gerekebilir. Fakat dökümde de yine daha önce bahsettiğimiz problemler mevcut. SLM yöntemiyle karşılaştığımız zaman tel beslemeli sistemler yüzey kalitesi bozuk olsa da hızlı bir deposition sağladığı için, yığıma sağladığı için çok daha hızlı üretim oluyor. Dolayısıyla bu parça 5 saat 40 dakikada üretildi ve çapı 80 mm, boyu 100 mm. Ve tellerin tozlara göre maliyetin düşük olması sebebiyle de ve hızlı imalat avantajıyla da daha ekonomik bir üretimde sağlamış olduk dolayısıyla. Burada birazcık ürünümüzden bahsedelim. Bir adet pozisyonerimiz var. İki eksende hareket edebiliyor. Bu bize geometrik bazı avantajlar sağlıyor. Çok daha kompleks şekilleri üretebiliyoruz. Bir metal tablamız var. 1x1 mm'lik bir alana baskı yapabiliyor. Kaynak torcumuz ısı kaynağı. Kaynak makinemizde yine amperi sağlayan sistemimiz. Tel kullanıyoruz daha önce bahsettiğim gibi. Bu 0.8 mm ile 3.2 mm arasında değişebilen bir tel. Takım yolunu çizdirdiğimiz bir robotik kolumuz var. Koyucu gazımız argon olarak karşımıza çıkıyor. Geliştirdiğimiz bir yazılımımız var. Birçok yazılımın kombinasyonuyla birlikte. Bir de ben ODTÜ'lüyüm ama bizde de bir İTÜ'lü var ve kendisi imalat mühendisliğinden mezun. Ona da teşekkür ediyoruz emekleri için. Burada da ana cihazımızın çalışmasını gözlemleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi tabloda belirli bir açı var ve aşağıdan yukarı doğru bu katmanlar açılı şekilde büyütülüyor. 7 derecelik bir açıdan bahsediyoruz. Sonrasında bir açı değişikliğiyle 45 dereceye pozisyonerimiz geliyor ve baskımız devam ediyor bu şekilde. Sonra parça yan çevriliyor ve boss olarak bahsettiğimiz parçanın baskısı gerçekleştiriliyor. Konvansiyonel olarak aslında hem kalıp kullanılan, hem pres kullanılan, hem talaşlı imalat kullanılan bir prosesi tek seferde bitirmiş oluyoruz. Tasarım bu şekilde. Nihai parçamız da bu şekilde. Ufak bir yine talaşlı imalatla eğer tolerans gerektiren yüzey varsa oraların parlatılma işlemi ya da nihai ölçüye getirilme işlemi yapılıyor ve parça kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Avantajlarına bakarsak eğer toplam 21 saatte ürettiğimiz bir parça. Fakat sektörde bunu yapmanız gerekse zaten kalıbın üretimi 21 saat sürecektir. Üzerine talaşlı imalat var dediğim gibi 1 saat. Ağırlığı 13 kilogram olan, ciddi şekilde büyük olan bir parçadan bahsediyoruz. 356 mm alt çapı, 432 mm üst çapı var ve yüksekliği de 225 mm. Yüzey kalitesi de şuradan gözlemlenebilir. Bahsettiğim gibi uygulamada normalde sheet metal lazerde kesiliyor, geliyor. Daha önceden üretilmiş olan kalıpta, preste basılıyor. İki adet üretiliyor. Daha sonrasında birbirlerine ucuca ekleyerek kaynatılıyor. Sonrasında talaşlı imalatla üretilen bir boss parçası var. O getiriliyor ve kaynatılıyor. Daha sonrasında nihai yine ölçülendirme yapılarak parça hazır hale getiriliyor. Dolayısıyla 21 saat artı 1 saatlik bir üretim süreciyle bunun tamamını
silip süpürmüş oluyoruz. Dolayısıyla kalıp kullanmıyoruz. Sadece başlangıç tablasına ihtiyacımız var. Ham malzeme ihtiyacımız yok. 1 milimetrelik bir tel kullanıyoruz. Çoklu üretim süreçleri yerine azaltılmış adımlarla işlemi tamamlıyoruz. Parçaya bağlı zorluk yok. Tasarım özgürlüğü var. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana bu adresten ulaşabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret ederseniz memnun olurum. Biz çok teşekkür ederiz. Chat'teki soruları ben yönlendirmek istiyorum. Tabii memnuniyetle. Şöyle bir soru gelmiş. Metalik malzemelerin eklemeli imalat konusunda gelecekte nasıl olacağını öngörüyorsunuz diye bir soru. Aslında şu grafiğimiz çok güzel gösterdi bunu bize. Gelecekte %32'lik bir büyümeye sahip olup gittikçe artacak. Yani özellikle işte havacılık sektörü ve diğer sektörlerde. Hatta burayı genişletebiliriz. Enerji sektöründen ve oil and gas sektöründen de ciddi bir talep oluyor. Çünkü pahalı malzemeler kullanılıyor. Bu pahalı malzemelerin bu yöntemlerle üretimi gerek montaj sayısını azaltması, gerek fire miktarını azaltması sebebiyle çok mantıklı hale geliyor. Dolayısıyla gelişme çok açık. Özellikle metal sektörü de plastik sektörüne göre önümüzdeki yıllarda daha hızlı gelişecek olarak görüyoruz aslında. Şöyle bir soru gelmiş. Tel artta kullanılan telin malzemesinin tam olarak ne olduğu sorulmuş. Paslanmaz çelikten titanyum, inkonel, alüminyuma kadar teller kullanılabiliyor. Bizim bu örneğimizdeki paslanmaz çelikti. Bir deneme parçası olması sebebiyle paslanmaz çelik ile bastık. Fakat kaynatılabilir her metal bu yöntemle de üretilebiliyor aslında. Dolayısıyla kaynak teli bulunan her metal için de uygun. Titanyum 64, inkonel 625-718, ALMG5 olarak bilinen alüminyum alaşımı, 17-4 Meraging Steel, 400 serisi Marten Stick çelikler, 300 serisi, 304-316 serisi çelikler, 308-310 farklı uygulamalarda kullanılabiliyor. Bunların hepsi üretilebiliyor. Şöyle bir soru gelmiş. Az önce gösterdiğiniz ve imal ettiğiniz parçalardaki parçanın dayanım özelliklerinde artış oldu mu diye. Parça üzerinde değil de çekme testleriyle aslında bunu kanıtlamak gerekiyor. Daha önce de bahsedildiği üzere küçük tanecikler oluşturması sebebiyle malzemenin sertliği artıyor fakat uzaması azalıyor. Dolayısıyla mekanik özellikleri bu şekilde özetleyebiliriz. Aynı fenomeni biz de gözlemliyoruz. Hatta Marten Stick bastığımız bir çekme testi numunesini hiçbir cihazda çektiremedik şu zamana kadar. Çok sert olması sebebiyle. Dolayısıyla bazen mekanik özellikler fazla sert bile olabiliyor. İkincil bir ısıl işlemle yumuşatıp sonrasında kullanımı ya da çekme testinin yapılması mümkün olabilir diye düşünüyorum. O malzemede basma dayanımı ne durumda? Şöyle bir durum bekliyoruz aslında. Yani basma testi yapmadık tabii. Çekme testi çok standart bir test. Genellikle metallerde basma ve çekme dayanımları çok yakın çıkar. Fakat elongation'ın düşük olması sebebiyle basma mukavemeti bir nebze yüksek çıkacaktır. Ama dediğim gibi testini yapmadığımız için net bir şey söylemek doğru olmaz. Teşekkür ederim. Şöyle bir soru gelmiş. Muharip uçak projesinde bazı parçalarda tek parça titanyum pres yerine 3D baskı kullanılacaktı demiş. Tel yönteminde kullanmak mantıklı olur mu? Bir bilginiz ya da çalışmanız var mı diye soru gelmiş. Kesinlikle mantıklı olur. Zaten bu yöntemle yapılıyor olması en mantıklı yöntemlerden birisi. Büyük parçalarda imalat hızının yüksek olma zorunluluğu var. Çünkü düşünürseniz eğer 100-150 kilogramlık bir parçanın toz ile basılması imalat sürelerinin düşük olması sebebiyle belki haftalar alacaktır. Fakat tel beslemeli sistemlerle bunu yapmak çok daha avantajlı hız açısından, zaman açısından. Dolayısıyla kesinlikle o Milli Muharip Uçağı'ndaki projede haberdarım, takip ediyoruz. Bu yöntemle yapılması çok mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Son bir soru yönelteceğim size. Memnuniyetle. 3 boyutlu yazıcı ve eklemeli imalat üzerine odaklanmış bir firmada staj yapmak bir lisans öğrencisi için ne kadar mantıklı olur önerir misiniz diye bir soru gelmiş.
Tabii ki mantıklı olur. Yani paralelinde sorular ve cevaplar geldi aslında. Hani bu alanın ne kadar geliştiğini görüyoruz. İleride de vaat ettikleri ortada. Dolayısıyla bu alanda çalışmak kesinlikle staj yapmak da çok mantıklı. Ama Evren Hoca'nın da söylediği gibi yani uygulamada yer almak çok kolay değil. Dolayısıyla üniversitelerde de genellikle topoloji optimizasyon ve benzeri konular çalışılıyor. Fakat hani yakın zamanda daha yaygınlaşacaktır. Staj yapmak istiyorsanız tavsiyem yurt dışına denemeniz ve zorlamanız. Orada çünkü cihazlar çok daha aktif kullanılıyor. Çok daha fazla cihaz var. Dolayısıyla imkanlar daha fazla olacaktır. Tavsiyem bu yönde olur. Ben çok teşekkür ederim Mehmet Bey katılımınız için. Ben de teşekkür ederim. Mail adresinizi eğer chat'e yönlendirirseniz Tabii sorular ki hala yazarım. akıyor ama süremiz çok daraldı. O yüzden Tamamdır. sorularınızı en azından maille ulaştırabilirse katılımcılarımız çok mutlu olacağım ben de. Tabii ki, tabii ki tamamdır. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Umarım başka bir etkinlikte başka bir zaman yine karşılaşırız. Umarım çok Kendinize sağ olun. Çok keyifli oldu. iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Burak Bey burada mısınız acaba? Sesim geliyor mu? Merhabalar. Merhabalar. Ben kısaca sizi tanıtayım, sonra sözü size aktarayım. Kapanış konuşmamızı yapmak üzere Filamex kurucu ortakları Burak Horuz ve Murat Oflezer bizlerle. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sözü de yavaştan size bırakıyorum. Biz de teşekkür ederiz. Böyle bir etkinliğe davet ettiğiniz için herkese hoş geldiniz diyorum. Öncelikle biraz kendimizi anlatayım, yaptığımız işi anlatayım, girişimimizin nasıl başladı. Daha sonra da soru cevapla devam ederiz. Hatta bu sırada biz bir sunum hazırlamadık henüz ama internet sitemiz belki arka planda açık kalabilir. Şey olur. Adım Burak, ben mekatronik mühendisiyim. Flemex teknoloji şirketinin kurucu ortağıyım. Yine ekip arkadaşımla. Merhaba, ben Murat. Flemex şirketinin kurucu ortağıyım ben de. Elektrik elektronik mühendisiyim. Şimdi bizim Flamex olarak yaptığımız şey şu. Biz 3 boyutlu yazılardan çıkan atıklardan tekrar 3 boyutlu yazının kartuşu olan filamentlerin üretilmesini sağlayan makinaları geliştiriyoruz. Bu makinaları geliştirirken de çevreciliğe, ondan sonra teknolojiye ve mühendislikteki bütün akademiye bağlı kalarak bunu yapıyoruz. Burada temel olarak yaptığımız şey geri dönüşüm olarak gözükse de aslında bu üretmiş olduğumuz makina seti sadece geri dönüşme değil, üretilmesi şu an işte yapılmamış, henüz üretilmemiş kompozit malzemelerin üretilmesinden ya da daha az maliyetle kendi filamentinizi üretmeye kadar birçok amaca hizmet ediyor. Pekala ne bu makine? Bu bir filament üretim hattı. Bu filament üretim hattı şöyle bir görünümü var. Hemen açılırsa göstereceğim. Şöyle bir görünüm bulmakta 3 tane makineden oluşuyor. Sağ tarafta görmüş olduğunuz ana makina ekstrüder, yani içine plastikleri atıp eritip filament şekline getirdiğimiz makina. Ortada görmüş olduğunuz soğutma modülü plastikler eridikten sonra belirli bir ısının altına düşmesi lazım ki o formunu koruyabilsin. Yani filamentin çap formu buna en güzel örnek. Daha sonra ise en sonunda gördüğünüz makine ise filamenti düzgün bir şekilde çekip sarmaya, ruloya sarmaya yarayan makine sarma modülü. Biz bu makinelerin tamamını patentli olarak TÜBİTAK desteğiyle geliştirdik. Hikayemiz de zaten 2018 yılında başladı. Yaklaşık Ar-Ge'miz 1,5-2 yıl sürdü buradaki makinelerde. Ve buradaki en büyük zorluk şuydu. Günümüzde birçok ekstrüzyon makinesi var. Ama hepsi endüstriyel boyutlarda. Bu filament hatlarının boyutları 7 metreden 14 metreye kadar ulaşıyor. Yani buradaki 7 metrelik hattı alıp biz yarım metre indirip masa üstüne koyma hayaliyle çıktık. Burada normalde bunu düşünürken insanlar şöyle düşünebiliyor. Biz de zaten ilk başta çıktığımızda ya yapılabilir. Neden? Filament üreten makine yok mu? Bunun masa üstü de yapılır. Yani küçülteceğiz altı üstü diye düşünmüştük ama tabii o kadar kolay olmuyor. Sanayideki ustalara gidin. Deyin ki İzmir'deki saat kulesini yapacağız. Herkes gönüllü olur. Çünkü yapması kolaydır. Ama Rolex üreteceğiz deyin. Herkes aman şurası şöyle olur, burası böyle olur. Bir şey küçülttükçe hassasiyet artıyor. İşler zorlaşıyor. Ve o prosesleri aslında büyükteyken ölçeklenen prosesler belirli toleransları göz ardı edebilirken o prosesler küçülünce göz ardı edilemeyecek hale geliyor o küçücük sayılar. Bu yüzden de zor oluyor. Biz de burada iki mühendis olarak yaptığımız girişimde 2 yıl boyunca bunun Ar-Ge'sini tamamladık. Şimdi ise satışını yapıyoruz bu makinelere. Aynı zamanda filament üretimi, işte kişiye özel mesela
Vestel'e işte kendi özel hipslerinden, kendi plastiklerinden, buzdolabı içinde kullandıkları plastiklerden filament üretiyoruz. İşte bunun dışında zeytin çekirdeği katkılı polimerler geliştiren bir şirketle ortak kurup onların filamentlerini üretiyoruz. Yani aslında üretilmemiş filamentleri de bir nevi bu makinede üreterek Ar-Ge'sine teşvik olmuş oluyoruz, destek olmuş oluyoruz. Böyle bir sistemimiz bulunmakta. Benim bir sorum olacak bu noktada. Efendim? Bir sorum olacak benim bu noktada. Tabii. Bu ürettiğiniz filamentleri nerelerde kullanabiliyorsunuz? Yani farklı malzemelerden ürettiğinizi söylüyorsunuz. Kullanım alanları nasıl oluyor bunların? Onu merak ettim. Şimdi şöyle oluyor. Birinci kullanım alanı Ar-Ge merkezlerinde oluyor. Yani biz şu an büyük şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde kullanılıyor. Çünkü burada bazen bazı parçalar üretiminde onun son ürünü haline getirmeden, mesela bir metalden üretilmeden ya da herhangi bir işte asıl kompozit malzemesinden üretilmeden önce ona en yakın termal ya da mekanik özellikleri gösteren malzemeden üretmek istiyorlar. Aynı takılacak yerinde ya da kullanılacak yerde onu kullanarak %100 aynı performansı göstermesi bile yakın performans göstermesi bekleniyor. Ve bu şekilde bu tarz yerlerde kullanılabiliyor. Bir diğeri bu makineyle üretilmiş olan sadece kompozit filamentleri değil şeyleri düşünelim. Mesela piyasada girdiğinizde 10 tane renk bulunabilir. İşte ya da 15 tane renk bulunabilir. Ama siz çok iyi bir mimarlık atölyesisiniz ve artık prototip şeylerinizi, mimari yapılarınızı, maketlerinizi elinizde yapmıyorsunuz diyelim, boyamıyorsunuz, 3D printer'dan üretiyorsunuz. O zaman işte o istediğiniz ara renkleri kendiniz üretebiliyorsunuz. Pigmenti, renk pigmentini alıp. Burada da kullanım olabiliyor. Ve aynı zamanda da Ar-Ge çalışması için kullanım. Yani şöyle buradan çıkan filamenti filament olarak kullanmayıp sadece malzeme özelliklerini tartabilmek için de kullanımda oluyor. İTÜ'nün ARC laboratuvarı var. Belki bilirsiniz, havacılık araştırma laboratuvarı. Mesela orada uçak kanadını üretebilmek için gerekli olan kompozitleri üretmek için ekstrüzyon yapıyorlar. Ve bunlardan filament çekiyorlar. Sonra bunların çekme testlerini yaparak dayanımlarını ölçüyorlar bu malzemelerin. Bu malzemenin her birinin şeklini oluşturacak kalıbını yapmaktansa küçük bir ekstrüderle bu malzemeleri kompozit şekilde ekstrüderle bunların testlerini yapmak daha kolay oluyor. Bu yüzden masaüstü ekstrüderler Ar-Ge'de çok yoğun olarak kullanılıyor. Başka sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Yok, benim sorumu gayet iyi cevapladınız. Teşekkür ederim. Murat, senin eklemek isteyeceğin bir şeyler var mıdır? Soru cevap falan şeklinde ilerlersek gayet. Tamam, o zaman özellikle belirtelim. Soruları olanları chat kısmından yönlendirebiliriz. Bir sorusu olan varmış. O sorusunu yazarsa devam edebiliriz. Hı hı. Onun dışında ben şeyi merak ettim. Yani sektördeki büyük şirketlerle çalışmak için hani 2 yıllık bir Ar-Ge yaptınız dediniz. Bu süreçte mi onlarla hani iletişiminiz nasıl oldu? Onu merak ettim. Aslında iletişimimiz şöyle başladı. Biz İTÜ Çekirdeği belki biliyordur buradaki katılımcılar. İTÜ Çekirdeği'nde bir girişim ön kuluçka merkezi var. İlk başta Düzce Üniversitesi'nde başladığımız fikrin tohumlarını attığımız şeyden sonra fikrimizde İTÜ Çekirdeği'ye geldik. İTÜ Çekirdeği'nde işte sunumlar yaparak işi tam bir işte nasıl bir şirket konumuna gelebiliriz, bu nasıl satılabilir halinde görüştürürken birçok mentorla geçtik orada bunları yaparken. Ve bu mentorlarla görüşmemiz sayesinde İTÜ'nün geniş ağ sayesinde büyük şirketlerle de bağlantı kurmuş olduk. Yani kendimizin ulaşamayacağı seviyedeki insanlara, işte en baştaki dizayn müdürlerinden, Ar-Ge müdürlerinden, CEO'larına kadar İTÜ vasıtasıyla ulaştık ilk aşamada. Ve burada o işte ön kuruluşka sürecinde yani makineyi geliştirmeye başlamadan daha iş fikrini geliştirirken bile o bağlantıları kurmuş olduk aslında. Daha sonra da kendimizi patentimizi de alarak o zamanlarda başvurduğumuz patentimiz geçtiğimiz aylarda tamamen onaylanıp elimize tasdikli bir şekilde geldi, tescil edildi. Patentimizi de alarak teknolojimizi kanıtladıktan sonra da ticari ilişkiler de kolaylaşmaya başladı. Çünkü artık işte bir tane TÜBİTAK, bir tane COSGAP şimdi devam eden bir TÜBİTAK projesiyle ilişkili bir şirketiz ve patentimiz de bulunmakta. Yani aslında bir teknoloji geliştirdik. Sadece bir hayal satmadığımızda ortaya çıktıktan sonra da ticari ilişkilerimiz daha kolay gelişti böyle şirketlerle. Sorusu olan arkadaşa bakalım. Şöyle bir soru gelmiş. Mekatronik öğrencisiyim ve bu yaz 3D printer ve eklemeli imalat üzerine odaklı bir staj yapmak istiyormuş. Metalürji malzeme mühendisliğine nazaran çok az malzeme odaklı eğitim aldım. Kısa sürede açığını kapatmak için ne yapması gerektiğini soracak galiba. Tamam.
Şimdi burada kapatmak istediği açık malzeme üzerine olan bilgilerini kapatmak mı, yoksa hangi konudaki açığı kapatmak istiyor? Tam onu algılayamadım ben. Hani malzeme. Evet, malzeme üzerine olan. Malzeme üzerine olan. Şimdi özellikle plastik malzemeleri üzerine çalışacaksa malzeme bilgin üstünde. Tamam. Evet, şimdi özellikle plastik sektörü üzerine çalışacaksa, bu plastik üzerine üretim yapan, işte Bayrampaşa'daki sanayide olabilir, işte diğer sanayilerde, sanayi bölgelerinde olabilir. Plastikle direkt doğrudan ilişkili geri dönüşümden işte ekstrüzyon yapabilir, kırık plastik üreten olabilir ya da işte plastik enjeksiyon makineleri satan bir yer olabilir, enjeksiyon işi yapan bir yer olabilir. Buralarla gidip doğrudan oralarda staj yapması, oralarla görüşmesi, işte oradaki şirketlerde kendine işte gönüllü olarak çalışan olarak konum bulması bu konuda ilerlemesine daha çok katkı sağlayacaktır. Çünkü yani teknik makaleleri yanlış anlaşılmak istemiyorum. O yüzden dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Şimdi plastik öyle bir şey ki analizi ve sonuçta sanayide ürettiğiniz malzemede çıkan şeyle aynı analizde yaptığınız mekanik ve termal özellikleri göstermiyor olabiliyor bazen. Burada da ortaya ne giriyor? Tecrübe giriyor. Tecrübe de en çok sanayideki işte o üretimin içinde yıllardır olan, 30 yıldır, 40 yıldır olan adamlarda bulunuyor. Sen eğer malzeme konusunda gelişmek istiyorsan bu konudaki büyük bir şirkete girip oradaki bir mühendisin yanında sadece sana anlattıkları teorik bilgilerle değil de gerçekten bu işi yapan adamların yanında 1 yıl ya da işte 3 ay, 2 ay neyse çalıştığın zaman alacağın bilgi senin için daha değerli oluyor. Bunun en basit örneği şudur. Biz ilk bu işe girdiğimizde malzeme bilgimiz çok kısıtlıydı. Yani 2017-2016 yıllarını düşünelim. Tıbbi yazılarla ilk uğraştığımızda, sonra bu fikre eriştiğimizde de o şekilde ilk başlardı. Ama biz gittiğimiz satın alma işte ham malzeme satın alacağız ki makinamızı deneyeceğiz. Gittiğimizde oradaki adam tadına bakarak bile bu plastik ABS, işte getirdiğiniz plastik ABS, getirdiğiniz plastik PET diyebiliyor. İşte bu zaten herhangi bir akademik makalede okuyarak elde edebileceğiniz bir beceri değil. Bu beceriyi size oradaki usta verebilir sadece. Ve oradaki teknik bilgiler, yani orada öğreneceğiniz harmanlanmış tecrübeyle olan teknik bilgiler size başka işte okuyarak elde edebileceğiniz ya da çok teknik bilgiler anlatan bir mühendisin yanında edinebileceğiniz teknik bilgilerden çok daha değerli ve sizi çok çok hızlı öteye götürüyor. Yani burada bir başka örnek daha vereyim. Mesela malzeme konusunda plastikten konuşuyoruz. Çünkü biz de ekstrüzyon yapıyoruz. Ama aslında bu ekstrüzyon yapan makinelerin içi metalden oluşuyor. Yani vidası, kovanı, işte içindeki diğer o oraları tutan parçaları, rulmanları, rulman grupları diyelim. Burada bir sürü malzeme var ve bizim de bir nozulucumuz var. Şimdi nozuluçları 3D printerlarda da bilirler arkadaşlar, pirinç olarak kullanılır. Ama pirinç malzeme yumuşak malzemedir ve zaman geçtikçe o malzeme içinden alınan akışla genişler ve içi korozyona uğrar. Biz tutup da işte bizim bildiğimiz sağlam malzemelerden ne çelik kullanabiliriz deriz değil mi direkt? Hani mühendislik bildiğimizde. Deriz ki daha geç yıpransın çelik. Ama sanayiye gidip plastikçi bir ustaya gittiğinde der ki çelik yapışma yapar. Evet daha sağlamdır, daha uzun şey olur ama üretimde belirli bir süre sonra yüzeyinde yapışma yapacaktır. Oğlum çelik kullanma der. İşte gel şu karışımı yapalım der. Şöyle bir malzeme var. Ve burada edineceğin işte malzeme bilgisi ve bilgi senin okuyarak elde ettiğin ya da stajlarda diğer stajlarında elde ettiğin bilgiden çok daha değerli. Eğer çok hızlı bir seviyeye gelmek ve o açını kapatmak istiyorsan gerçekten o sanayinin göbeğindeki yerlerde erinmeden, çekinmeden elini yüzünü kirleterek çalışman gerekiyor. Bu şekilde açığını kapatabilirsin ve daha hızlı ilerlersin. Bu arada ben de lisede, şöyle çok kısa lafını böldüm. Ben lisede endüstriyel otomasyon okudum. Yani meslek lisesi çıkışlıyım. Ortamda zaten meslek lisesi çıkışlıyım. Yani mühendislik kökenine meslek lisesinden çıkarak girdim. Ve ben stajlarımı yaparken hep motor bölümlerinde işte gerçekten o sanayideki bölümlerini yaptım. Daha sonra üniversiteye geçtiğimde bir kalıp şirketinde yaptım. Yani enjeksiyon makineleri üreten, kalıpları ve makineleri üreten bir otomasyon şirketi yaptım. Ve orada bana katılan bilgilerin çoğunu ben şu anki şirketimde ve hayatımda kullanıyorum. Yani akademik makalelerden öğrendiğim bilgilerden daha çok işime yarayan bilgiler elde ettim orada. Staj çok önemli arkadaşlar. Yani öyle 3 aylık staj değil de iş, okulunuzdan mezun olduktan sonra bile iş bulamadığınız aşamada iş ararken gönüllü çalışabilirsiniz. Burada zaten büyük ihtimalle gönüllü çalıştığınız yerde size 5 ay sonra ya da 3 ay sonra iş almış olacaktır. Bir de staj için alımlarınız var mı? Bir sonuç arkadaşım da. CV'sine bizim iletişim bölümünde olan için info@3dplemex.com adresine CV'siyle beraber gönderebilirse yani geri dönüş yapalım. Hatta diğer staj almak isteyen arkadaşlar da olabilir. En azından hani
beraber çalışma imkanı bulabilir. En azından şu anda plastik üzerine, ekstrüzyon üzerine kendi geliştirmek isteyen arkadaşlar varsa da her türlü yardımcı olabiliriz. Yani. Benim şöyle bir sorum olacak. Geri dönüştürülmüş filamentte malzemenin mekanik özellikleri nasıl oluyor? Özellikle mukavemet konusunda. Güzel bir soru. Şimdi plastik malzeme ısıya maruz kalıp tekrar tekrar soğukluğu ısıya maruz kaldıkça mekanik özellikleri düşmeye başlamakta. Bunun sebebi de şu. Plastiklerin yani bu plastik malzemelerin içindeki yapılar kristalize yapılardır. Ve birbirlerine bağlı zincirlerden oluşurlar. Bu zincirler siz ısıtıp soğuttukça birbirlerinden ayrılırlar ve daha kısalırlar. Yani örnek verecek olursak 20 zincirli bir plastik malzemeyi düşünelim. Her bir karbon yapısı, her bir yapısı 20 zincirli olsun. Siz ısıtıp soğuttukça o zincirler kopmaya başlayıp 18 zincire, 15 zincire doğru düşme oluyor. Bu da zaten sizin o zincirler kısaldıkça akmasını azaltıyor. Sayede kopma oluşuyor. Yani mukavemet özellikleri düşmüş oluyor. Tabii geri dönüşüm yaptığımız için filamentlerde de bu sorun ortaya çıkıyor. Ve mukavemeti düşüyor. Ama burada şöyle bir çözüm var. Hatta bu çözüm sanayiden gelen bir çözüm. %50 ham plastik, %50 kırma. Kırma dedikleri geri dönüşüm işte sanayide. Attığınızda özellikle ikinci ya da üçüncü dönüşümüne kadar filamentlerde %90'a yakın bir özellik koruma imkanı oluyor. Mekanik ve termal özelliklerini korumuş oluyor. Bu da zaten bir filamentin ömrü için yeterli bir seviye. Siz çünkü bir kilo bir filament şu an 100 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkabilir kullandığınız markaya da modele bağlı olarak ve kalitesine bağlı olarak. Şimdi siz eğer 500 liralık bir filamenti 3 kere geri dönüştürüp kullandığınızda onun birim başı maliyeti 500 lira yerine size işte 170 liraya geldiği için aslında hem maliyetlerinizi düşünmüş oluyorsunuz hem doğaya saygılı bir şey kullanmış oluyorsunuz. Malzeme kullanmış oluyorsunuz. Yani mekanik özellikleri düşüyor ama bunun çözümü var. Bu şekilde söyleyebilirim. Bu aşamada bu işleri yaparken çok mu masraf oluyor? Ben biraz önce fiyatları gördüm. Birazcık yüksek fiyatlar görünce sormak istedim açıkçası. Aslında bu fiyatlar düşük. Çünkü piyasada henüz yeni yeni bulunanmışsınız. Flamex'siz daha yeni bir şirketiz. Bu yüzden fiyatlarımızı olabildiğince kar marjlarımız, zaten kar marjı da demeyelim buna, kendi masraflarımızı yani makineye harcadığımız aynı masraflarını çıkarabilmek için olabildiğince düşük tutuyorum. Normalde bir laboratuvar tipi ekstrüzyon makinesi satın aldığınızda laboratuvarlarda yapılan çap kontrolü hiçbir şekilde olmayan filament üretimine yaramayacak, sadece ekstrüzyon yapmanızı gereken makineler 16 bin dolardan başlar. Herhangi bir arkadaş laboratuvar tipi ekstrüzyon makinesi yapıp internetten bakabilir fiyatlarına. Türkiye'de de çok fazla üretici vardır, Kayseri'de vardır. İstanbul'da vardı, işte İzmir'de vardı. Böyle bir tarz laboratuvar tipi ekstrüzyon makinesi üreten üreticiler var. Şimdi bunlara nazaran baktığımızda hem çap kontrolü hem de istediğinden ovalite ve kontrollü sarım yapabilen bir makinenin 4.000-5.000 dolar civarlarında olması çok çok ucuz anlamına geliyor. Bir de burada şöyle bir durum da var. Ürettiği değere de bakmak lazım. Siz 200 liralık, mesela kilosu 200 lira olan değer, katma değerli bir filament üretiyorsunuz diyelim. Bu makineyi satın aldınız. Kilosu 200 lira olan filamentten 200 kilo ürettiğinizde makineyi başa baş noktasına getirmiş oluyorsunuz. Aslında makine 200 kiloda kendini tamamlamış oluyor. Bu da çok hızlı bir şekilde siz aslında oraya yaptığınız maliyeti geri döndürmüş oluyor. 200 kiloyu da çok görmeyin. Şeyden söyleyeceğim. Biz mesela ilk başladığımızda 3 boyutlu yazıcı baskı hizmeti de veriyoruz. Belki haftada 2 kilo gidiyordu, gitmiyordu bile. Ama şu an biz haftada 30 kilo filament açıyoruz. Sadece kendi baskımız için. Sattığımız filament hacmi hariç. Sattığımız filament hacmi söylemeyeyim. Burada hemen ciromuza doğru yola çıkan bir hesaplama kurtları ortaya çıkabilir. O yüzden yani sadece kendi kullandığımız filament bile bu seviyeye geliyor. Yani bu şu anlamı geliyor. Ben 6 kere bu sirkülasyonu yaptığımda kendi makinemin fiyatını çıkarmış oluyorum. Mali yatırımımı çıkarmış oluyorum. Biraz önce şeyden bahsettim. Zeytin çekirdeği dediniz değil mi? Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Açıkçası bunu da çok merak ettim. Doğa dostu şeylere merakım fazla. O yüzden sormak istedim. Şöyle bir görseli de var hatta. Görseldeki. Bu şekilde zeytin çekirdeğiyle. Önce bu ABS plastikte. ABS'de zeytin çekirdeği. İşte zeytin çekirdeklerini 20 mikrona kadar öğütüyorlar. Daha sonra bu önce bir ABS'le karışıp büyük makinede granülatöre giriyor. Daha sonra granül haline geldikten sonra biz makine yapıyoruz ve bu şekilde üretim sağlamış oluyoruz. İlk önce bir bunun homojen bir şekilde karışması için büyük bir makinede karıştırılması lazım ve oradan çıkması lazım. Granülatör makinesi yani.
Ve burada aslında önemli şey şu. Şimdi mesela zeytin çekirdeğiyle EVS'i karıştırıp bir kompozit malzeme ürettiniz diyelim. Granülatör makinesiyle de bunu granül haline getirdiniz. Bunu tutup endüstriyel 7 metrelik, 10 metrelik, işte 1 tonluk o makineler 1 ton ağırlığında neredeyse ve maliyetleri çok yüksek. 600 bin liralardan başlıyor fiyatı. 600 bin lira bir makinenin içine atıp o kovanın tıkanma riskini ya da o malzemenin o makineyi bozma riskini göze alamazsınız. Ama siz bunun hızlı, bir de o makinelerde şöyle bir şey de var. Siz o makinelere bundan mesela 1 kilo ürettiniz, 1 kilo denemelik ürettiniz. 1 kilo atsanız o kovanın içinden çıkmaz. Yani filament üretemezsiniz o makinelerde. 20 kilo, 10 kilo beslemeniz lazım ki içi dolsun o kovanın. Sonra filament üretmeye başlayabilirim. Ama Flamex mini masaüstü ekstrüderle öyle değil. Çünkü neden? Siz 100 gram dağıtsanız içindeki kovanın hacmi küçük olduğu için çok hızlı bir şekilde filament üretip çıkarabiliyorsunuz. Yani 100 gramlık bir deneme malzemesini bile filament olarak üretebilme şeyine sahipsiniz. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Endüstriyel makinelerde aldığınız riskin onda bir belki de %1 risk almış oluyorsunuz. Çünkü küçük bir makinede arızalanan bir parçanın maliyetiyle endüstriyel bir makinede arızalanan bir parçanın maliyeti ve o hattın durma maliyeti aynı değil arkadaşlar. Ben ufak bir şey daha soracağım. Bu filamentler ne baskılarda kullanılıyor? Yani hangi malzemelerin baskılarında kullanılıyor? Şimdi bu filamenti üreten bir, bu filamentin hargisini yapan bir şirket var. İsmini söylemeyelim. Şimdi müşterimiz sonuçta. Bu şirket bu filamenti Türkiye'de ABS'e normal ABS'den daha hafif ama daha yüksek mukavemete sahip ürün olarak Türkiye'de değil sadece tabii dünyada piyasaya sürmeyi düşünüyor. Ve bu malzemenin gerçekten de özgül ağırlığı normal ABS'den %40 daha hafif oluyor. Çünkü içinde aslında baktığınız zeytin çekirdeğimiz odun talaşı gibi bir şey. Ve bu talaşlar daha özgül ağırlığı daha düşük malzeme. O zaman da nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Siz mesela nasıl 400 metre filament 1 kilodur ABS'de. Özgül ağırlığına baktığınızda 1.04 üzerinden işte hesaplarsak diyelim. Ama tutup da işte bu zeytin çekirdeği katkılı filamenti aldığınızda işte 600 metre filament 1 kiloya denk gelecek. O zaman siz aynı ağırlıkta daha yüksek hacimli bir ürün üretebileceksiniz. Bu da kullanacağınız yerde daha az ağırlıkla daha çok iş yapabilecek bir malzeme üretmenizi olanak sağlayacak. Peki deneyleri yapılmış mı bunun yani çekme deneyi vesairesi yapılmış mı? Şimdi biz açıkçası bir üretim hizmeti veriyoruz. Daha sonra üretim hizmeti verdikten sonra buradaki teknik bilgiler yani kendi çekme basma testleri ya da diğer testler müşteriye ait oluyor. Bu yüzden bununla ilgili bir geri dönüşümüz yok. Ama yani bizde olsa direkt yapardık çekme testine falan. Mukavemetine bakardık meraktan. PLA'dan daha sağlıklı olduğunu söylemek mümkün mü? Değil. Çünkü içinde ABS var değil mi? Yani ABS olduğu için petrol kürevi malzeme. Anladım. Fakat baskı sıcaklıkları çok düşük oluyor. Mesela normalde ABS'i basmak için 230-240 derecelere ihtiyaç varken bunu mesela ekstrüderken biz 185 derecede ekstrüde ettik. Yani yaklaşık 200 derecede yazıcıda eritilebilir bir düzeyde oldu. Yani PLA gibi aslında çalışıyor ama ABS. Öyle söyleyebilirim yani. Anladım. Şöyle bir soru gelmiş chatten onu da yönlendireyim. Hı hı. Metal tozu ve eritilebilir yan malzemesinin bir arada olduğu filamentlerle bir FDM'de metal parça basımı yapılmasının bir Ar-Ge içinde olduğunu duymuştum demiş. Bu konuda bilginiz var mı ya da çalışmanız var mı diye sor. Şimdi şöyle zaten piyasada işte Colourpop diye bir marka var. Belki bilirsiniz Ultimaker yazılarla da ortak bir filament markası. Bu markanın işte ferromanyetik yani mıknatısını çekebildiği türde filamentleri içinde metal tozu barındırıyor. Ondan sonra karbon katkılı filament üreten birçok marka var artık. Karbon elyaf katkılı. Ondan sonra işte nasıl diyeyim insanların vücudunda kullanmaya uygun işte medikal tip de olsun bir sürü farklı özelliklere sahip çok kullanışlı filamentleri bulunmakta. Yani şu an haberi duyduğu zamanlarda belki biraz daha eski okumuş olabilir. Şu an zaten bu filamentleri siz de satın alıp, Türkiye'de belki distribütörlüğü yok ama yurt dışından satın alıp Türkiye'ye getirtirip metal tozlu ferromanyetik filamenti kullanabilirsiniz. Bundan basılan malzemeler de gayet sağlam ve mıknatıs çekme özelliği de olmuş oluyor. Diğer bir yandan karbon filamenti zaten Türkiye'de artık internete girdiğinizde hemen alabiliyorsunuz. Sadece basması biraz daha zor. Bunun için biraz daha profesyonel ve ısısı yüksek yazıcılar lazım. Mesela bizim dünyamızda bulunan Race yazıcılar, Race 3D markasına ait yazıcılar. Bu tarz malzemeleri basabilmek değil. Çünkü bu malzemeler zaten 350-400 derecelere çıkıyor. Bunları evde kullandığınız Ender, Creality marka ürünlerde basmanız zor karbon katkıları.
Onlarla basılıp üretilebilmekte. Yani aslında bu arkadaşımızın sorduğu şey şu an kendisi bile satın alıp yapabileceği bir duruma gelmiş. Çok hızlı gelişiyor çünkü bu sektörde olaylar. Şöyle bir soru gelmiş. Aynen ben de tam yönlendiriyordum. Gıda basımıyla alakalı bazı şeyler okumuş arkadaşımız. Ve bunun hangi filamentlerle yapıldığını sormuş. Aynen. Şimdi bir tane Almanya'da firma var. Yani bu arada tırdı yazı sektörünün içinde olduğumuz için o kadar çok okuyup şey yaptık ki artık söyledikleri her şeyi ben gerçekten okumuşum ve araştırmışım. Yani işin içine girerken öyle. Bir Almanya'da firma var. Bir de sanırsam Polonya olabilir ya da başka bir yer olabilir. Orada filament üretilmiyor aslında. Yani gıda basan yazıcılarda filament olmuyor, kartuş oluyor. Bu kartuş ne mesela? Çikolata basan yazıcılar var, pastaneler için. Fonksiyon olarak çikolata basıyor. Orada bir nasıl diyeyim? Enjelimdir şey yani. Böyle bir şey preparatörünün böyle içerisinde krema basan bir enjektör var ya, onun gibi bir şey. Motorla enjektöre baskı uyguluyor ve nozul ucundan çikolata, işte krema vesaire hamuru falan çıkarmış. Yani çalışma mantığı filament gibi bir şeyi önden eriteyim, işte orada katalde dursun, ben onu çektikçe yapayım varsa içinde bir şırınga mekanizması bulunuyor. Bu şırınga mekanizmasından kontrollü motor ile akıtarak donan malzemeyi basıyor. Çikolata basıcıları bu şekilde, hamur basıcıları da aynı bu şekilde. Şeker basanlar bile var artık. Ki onu bırakın, Türkiye'de firmalar da var bunların üzerine çalışan. Deri basan, yani insan derisi basmak için kullanılan biyo yazıcılar var. Siz dana jelatini, kök hücresi ve insan derisinin şeylerini bağlayarak bağlayıcı jelatinlerle bu türlü yazıcıya veriyorsunuz. 3 tane şirinlerle aynı anda çalışan bir türlü yazıcı insan derisinin numunesini üretebiliyor. Hatta iç üçe gidekten çıkmış bir girişim de vardı hatta. 2017 senesinde. Adını unutmuş. Ben de adını unuttum. Şu anda aklımda değil ama o da mesela şeyde, bizden bir önceki sene çıkmış sahneye. Onlar da mesela bir uyumlu çubuk yazıcılar yapmışlar. Aynı mantıkla çalışıyor. Yani 2017 çekirdek sahnesini izlerlerse, Big Bang sahnesini, onu da göreceklerdir. Bir uyumlu yazıcı, yani deri, işte ne bileyim ciğer, karaciğer gibi şeyleri yazmaya yarayan yazıcılardır. Artık. Yani ben de çok şaşırıyorum açıkçası. Biraz bir açıdan da çok ilerlediğini görüyorum. Ama mesela şeylerde, dişlerde de implant yapımında falan fazlasıyla kullanılıyor gibi. Evet. Sizin başka şahit olduğunuz tıbbi kullanımlar varsa onları da dinlesek güzel olur aslında. Şöyle var. Mesela geçtiğimiz yıl belki bir haberde okumuşlardı. Rus kozmonot kendine büfteğini bastırdı yazıdan uzayda. Pişirdi ve yedi. Belki görmüşsünüzdür. Fotoğrafları ve videoları da var. Bio yazıcıyla, yani insan nasıl hücresi yazabiliyorsa, kendine bir büftek bastı. Ve o büfteyi çıkardı, sonra pişirdi ve yedi. Bunun fotoğrafları ve şeyleri internette var, yazdıklarında bulurlar. İlk defa onunla bir Rus uzayda bir gıda üretimi yapıldı ve yendi. Başka şeylerde nasıl olabilir? Osteoid diye bir firma var. Gene İTÜ'de. Yani bu arada İTÜ'de çok fazla çevrimiz olduğu için ve İTÜ bir teknopark olduğu için yüksek teknoloji ve algı üretimi yapan firmalar oranın üyesi oluyor. O yüzden hep İTÜ'de yapıyoruz. Aslında bu firmaların sadece İTÜ'de değil, İstanbul'un belirli yerlerinde, Türkiye'nin belirli yerlerinde şubeleri ve çalışma yerleri bulunuyor. Osteoid firması şunu yapıyor. Siz hem vücudunuzda bir yanık oluştu, hem de bir kaza geçirdiniz. Yanıkla birlikte bir kırık oluştu vücudunuzda. Allah korusun. Böyle bir durumda normalde vücudunuzda bir kırık olursa ne olur? Gidersiniz. Alçıya alırlar değil mi? Ama vücudunuzda yanık varsa, yanıkla birlikte kırık olursa alçıya alamazlar. Önce yanığın iyileşmesi gerekiyor. Yanık iyileşirken de kırık farklı şekilde iyileşeceği için vücudunuzda çok büyük sorunlar oluşturabilir. Osteoid firması şunu yapıyor. Biyo uyumlu filamentlerle önce gelip 3D tarayıcıyla kolunuzu, neresi, hangi bölgeniz, bacağınız, işte diziniz, gövdeniz, ondan sonra ya da işte eliniz, bileğiniz gibi onu 3D tarayıcıyla tarıyor. Sizin o bölgenizin 3 boyutlu görselini bilgisayara aktarıyor. Ve sonra o bölgeye o yanık izlerine zarar vermeyecek şekilde bir dış iskelet oluşturuyor. Bu diş iskeleti de biyo uyumlu 3D yazıcılarla basıp sonra size işte hastanede kullanılmak üzere bir alçı denmez buna da işte bir dış iskelet yapmış oluyorlar. Bu da sizin hayatınızı acayip şekilde kolaylaştırıyor. Normalde böyle bu tarz vakalarda bir şeyden feragat etmek gerekiyor. Ya deriden ve görüntüden feragat ediyorlar ya da işte o bölgedeki kemiğin kaynaması ya da işte damarları şey yapmasından feragat ediyorlar. Artık buna gerek kalmıyor. Yani bu yazıcıların getirdiği bir
avantaj bu da. Kalabalığa ihtiyaç olmadan üretimi gösterdiği faydalardan biri. Senin var mı söyleyeceğim bir örnek? Ben şeyi bahsedebilirim. Şimdi soru geliyor ama bu girişimin nasıl başladığından bahsedebilirim. Biraz belki ilham olur arkadaşlara. Şimdi biz ben Marmara Mekatronik Mühendisliğini bitirdikten sonra Düzce'ye, memleketim benim Düzce. Düzce'de yüksek lisans yapmaya gittim. Elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği üzerine yüksek lisans, çift karma dalda yüksek lisans yapmak için başvurdum ve orada üniversiteye başladım. Orada biz Murat'la tanıştık. Neyle tanıştık? TÜBİTAK için alternatif enerjili yakıtlı araçlar yarışı diye bir şey var. Her sene İzmit'te düzenlenir. İşte hidrojen yakıtı ve elektrik yakıtı, elektrikle çalışan araçlar yapılır. Biz de birlikte elektrikle çalışan araç yapımı projesinde görev alıyorduk. Orada tanıştık. Sonra ben Murat'ın şey yaptığını öğrendim. Düzce'deki lise ve orta öğretimdeki bilgisayar öğretmenlerine 3D yazıcı ve robotik alanında ders verdiğini öğrendim. Sonra birlikte biz bu dersleri vermeye başladık. Ve burada okullarla yaptığımız anlaşmada şöyle bir şeyimiz vardı. Ham malzeme ve yazıcıları biz getiriyorduk. O zamanlar tabii Ender 3'ler ya da işte Creality markası diye bir şey dünyada yok 2016 yılında. Yani o markalar daha henüz Türkiye'de tutulmamış. İşte eski tip yazıcılar var. Gidip Çin'den parçalarını satın alıyorsunuz, kendiniz toparlıyorsunuz. İşte bu şey Prusa'nın klonları, Prusa 3'ün klonları. Şeyde biz kendi yazıcılarımızı götürüyorduk ve işte hocalara bir şeyler öğretirken merak ediyorlar. Tabii yazıcılar hassas makineler. İşte ya ekstürlerine dokunuyor, ya filamentine dokunuyor, ya eksen kaydırıyorlar. Bir sürü atık çıkmaya başladı ortaya. Ham malzemeyi ve filamentleri biz karşılıyoruz. Bizim evimizde, Murat'ın evinin bir odasında ortak çalışma alanı yapmıştık, şey atölye gibi. Bir iki koli filament birikti. O zamanlarda da sadece Esun marka filament satılıyor ve tam yanlış hatırlamıyorsam ya 50 lira ya 57 lira fiyatı. Yani öyle bir fiyatı var. Ama bize o kadar çok dokunuyordu ki bu filamenti böyle sarf etmek, boşa gitmesi, işte o destek malzemelerini söylüyoruz. Sonra şunu düşündük. Orada bir anda işte aklımıza çattı. Dedik ki ya biz bunu kablo halinde eritip bir ürüne dönüştürüyorsak ürünü eritip kablo haline dönüştüremezsiniz. Yani en temel fikir buradan çıktı. Çok basit bir mantık. Ama zaten girişimlerde böyle basit şeylerden çıkıyor. Çok karmaşık şeylerden çıkan durumlar değil. Daha sonra oradan başlayan bir hikaye, yani bir fikirin alevlenmesiyle bu seviyeye kadar geldi bu ilişki. Tabii filamentleri tip kablo haline getirmek 3D yazıcıda basmaktan çok daha zormuş aslında. Bu yüzden filamentler, plastiklerin kilosu çok ucuz olmasına rağmen filamentlerin kilo fiyatı katma değerliğinin olduğu için çok yüksek. Yani siz sanayiye gidip bir kilo plastik isteseniz, ham plastik, 50 kuruşa bile alabilirsiniz. 50 kuruşa ABS alabilirsiniz ama 50 kuruşa bir kilo 3D yazıcı filament alamazsınız. Katma değeri çok yüksek ürünler. Ben son bir soru sorup ufaktan da kapatmak istiyorum. Tabii. Herkese sordum, yönelttim soruyu. Eklemeli imalatın önümüzdeki yıllardaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Biz bir kendimiz vizyon olarak nasıl gördüğümüzü söyleyeyim ben o zaman. Bir de genel olarak bu sektörün nereye gideceğini söyleyeyim. Bizim şimdi temelde Flamex olarak düşündüğümüz şeyler artık insanların sadece ham plastiği alsın ya da evinde içtiği su şişesine bu makineye atsın. Yani öyle bir sistem kuralım ki biz bu makineye atsın ve sonra desin ki işte plastik birikmiş olsun orada, kendi şey yapsın, onu dönüştürsün. Ve 3D yazıcıya desin ki benim telefonumun kılıfı kırıldı, bana kılıf ver desin. Ve o içtiği su şişeleri, işte kullandıkları deterjanların şeyleri, dış kapları, işte hayatımızda plastik her alanda biliyorsunuz, satın aldığınız bir işte Haribo kutusu bile plastik, hani her şey plastik. Yoğurt kovası da plastik. Onları atıp sonra işte ne bileyim kapımın kolu kırıldı, bunu basar mısın diyecektir yazıcı. İşte satın alacak, sadece tasarımını satın almış olacak. O da onu alıp direkt kendi otomatize bir sistemiyle basıp onu üretmesi. Bizim aslında ilerideki vizyonumuz ve ulaşmaya çalıştığımız hedef bu şekilde. Geleceğinde bu şekilde görüyoruz kendisini. Diğer olarak da dünyada katmanlı imalat yönteminin şu aşamaya kadar evrilebileceğini düşünüyoruz. Şimdi eskiden kağıt yazıcılar ilk çıktığında her yerde, zaten bilgisayarlar çıktığında bile evde yoktu. Kağıt yazıcılar çıktığında bile çok pahalı bir teknolojiydi, mürekkepli yazıcılar. Ve çok doğru yaygınlaşacağı düşünüyordu. Ama artık bir normal bir yazıcıyı satın almak 100 lira, 200 lira gibi bir şey ve artık evinizi alıp kullandığınız birkaç saniye bir şey. USB'yi takıyorsunuz ve bitiyor. Hatta ona bile gerek yok, Wi-Fi'ye bağlanıyor, bitiyor. Bu yazıcı sistemi de öyle bir şey olacak ki artık herkesin evinde olan bir şey gibi olacak. Ve siz ayakkabınızı gidip şeyden satın almayacaksınız, mağazadan satın almayacaksınız. Ayakkabınızın modelini satın almış olacaksınız, siparişe basacaksınız, elinizdeki yazıcı
bir gün sonra size o ayakkabıyı sizin ayağınıza uygun üretmiş olacak. Hatta vizyonumuz, yani görebildiğimiz gelecek şöyle. Belki bizim çocuklarımız değil ama torunlarımızın torunları diyecek ki ayakkabı numarası diye bir şey mi olur? Ya nasıl siz şimdi 42 numara deyince hepiniz aynı şeyi mi giyiniyorsunuz? Ayakların şekli farklıdır diyecek belki de. Sizin ayağınıza göre değil mi de ayakkabılarınız diyecek. Ya da işte kıyafetle ya medium small large diye 5 tane beden mi olur ya? Benim bedenimin işte şurasının kıvrımı işte 30 radyuslu da nasıl öyle giyindiniz diyecek. Belki de bunlara şaşıracaklar. Çünkü her şey artık kişiselleştirilmiş olacak. Bir tıklayacak evindeki şeyden alabilecek 3D yazısının içinden. Vitrinlerin, yani mağazaların sadece vitrinden ibaret olacağını düşünüyorum. Çok çok tabii ütopik olabilir bu. Ama teknoloji hızlı gelişiyor. Neyin nasıl gelişeceği belli ama dokunmatik ekranlar da geliştiğinde tuşlu telefonlar yok olmaz gibi geliyordu. Ama 5 sene içinde tuşlu telefon göremez hale gelir. Belli olmaz. Belki bu da bir 20 yıl içinde tamamen bu hale gelebilir. Hepimiz görebiliriz. Açıkçası güzel bir konuşma oldu. Ben çok teşekkür ederim. Özellikle çevre doğaya karşı duyarınız için ayrı teşekkür ediyorum. Artık yavaştan etkinliğimizi kapatacağız. Umarız tekrardan görüşme fırsatımız olur. Özellikle biz bu etkinliğe özel bir de şey yapalım istiyoruz. Belki tabii yazıcı kullanan arkadaşlar da olabilir burada. Bize bir tüy, bir şekilde reklamını yapmaktan gurur duyuyoruz. Bizim ilk başlangıç noktamız arası oldu diye. Bizim internet sistemimizden eğer filament ihtiyaçları varsa alışveriş yapmak isteyen arkadaşlara biz birazdan bir kod oluşturalım iki çekirdek diye. O kodu girerek yaptıklarında %10 indirim tanımlamış olalım alışverişlerine. Böyle yani isterlerse diye arkadaşlarımıza da desteğimiz olsun. 3D yazıcı ile ilgilenen gerçekten 3D yazıcısı olan ve filament ihtiyacı olan arkadaşlara. Tamamdır. O kodu gönderecek misiniz? Evet, ben şey yapayım. Direkt şöyle yazayım. Biz birazdan tanımlayacağız. Yani 15 dakika içinde bizim sistemimize tanımlamış oluruz zaten. Tamamdır. Bu konuda ilgilenen arkadaşlarımız var fazlasıyla ekibimizde de. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Yavaştan etkinliğimizi kapatalım ama kapatmadan önce de ben tüm ekip arkadaşlarımdan kameralarını açmalarını rica ediyorum. Çünkü emekleri çok fazla bu etkinliğin yapılmasında. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum cidden. Yani bu takımın kurulmasından bu etkinliğin oluşumuna kadar hepsinin emeği çok fazlaydı. Onlarla beraber sizlere de veda etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.